Efendim herkese hayırlı haftalar, hayırlı günler olsun. Gerçekten geçen hafta programımız başlamıştı. O haftada malum Elazığ depremiyle hüzünlü girdik. Bu haftada tabii ki gene acı bir haberle programı açmak istedik. İdlib'de 4 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanlar cennet olsun inşallah. 9 da yaralımız var. İnşallah onlar acil şifalar dileyelim onlara. Dua edelim bol bol şehitlerimize. Tabii ki hayat devam ediyor. Yaşam, nefes aldığımız sürece hayatımız devam ediyor. Biz size bugün yine güzel bir program hazırladık. Börekle ilgili aklınıza gelen her şeyi burada işleyeceğiz. Değerli bir ustamız var. Ustamızdan bütün püf noktalarını, aklınıza gelen her şeyi ona soracağım ben sizin adınıza. Çünkü börek kilo aldırır derler, hamur işi derler. İşte bunu nasıl, ne zaman tüketilir hepsini soracağız. Çünkü onlar börek yemesine rağmen ikisi de ustalarımızın fit bir şekilde her dakika börek yiyoruz dediler. Onları soracağım. Tabii ki moralimiz bozuk olduğu için enerjimizi düşürmeyelim. Hayat devam ediyor dediğimiz gibi. Sevgili Derya, istiyorsan WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bu arada WhatsApp'tan börekle ilgili sorularınız ya da güzel bir börek tarifiniz varsa onu güzelce bize çekip gönderirseniz sevgili izleyiciler, biz de burada sizinle paylaşmış oluruz. Dediğim gibi eğer siz de stüdyoya gelip yemek yapmak istiyorsanız mutfağınızda yan yatırıp telefonunuzu ön kamerayla çekecekseniz kendinize doğru ya da birisi çekiyorsa kesinlikle yan bir şekilde kendinize bir video hazırlayın. WhatsApp hattımızdan bize gönderin. Oradan beraber burada programda yaparız. Şimdi WhatsApp hattımızı istiyorsan tabii hatırlatalım. Ki. Tabii ki şefim. 0538 266 26 çift 0 videolarınızı bekliyoruz. Sormak istediğiniz sorularınızı tabii ki bekliyoruz. Bu arada Instagram hesabımızdan Ayvaş Sefle Mutfağım Şahane hesaplarını da takibi alın. Oradan da programla ilgili bir şey soracaksanız, WhatsApp hattından sormasanız da oradan da bize ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun sevgili izleyiciler. Hemen lafı fazla uzatmadan bugün şöyle programın içeriğinden biraz bahsedeyim. Küçük bir yarışmam olacak. Sevgili hanımlar, biz çok güzel börek açarız. Hamur içinde bir numarayız dediler. Ben iki tane yarışmacı çağıracağım. Bakalım seyirciler arasından alacağız buraya. Bakalım yapabilecekler mi? Erkekler mi iyi börek açıyor? Bayanlar mı iyi börek açıyor? Onları göreceğiz. Bir de Hasan Usta'nın kendi rekoru vardı. 5 metrelik bir börek düşünün. Börek hamuru havada açıyor bunlar tabii. Biz bugün o rekoru kırmayı deneyeceğiz Hasan Usta'yla. Bakalım olacak mı? Şimdi Hasan Usta'yı davet ediyoruz. Evet. Ustacığım hoş geldiniz. Haygut Ustacığım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Maşallah ya, çok coşkuluyuz. Teşekkür ederim. Sevgili Ustacığım, ta Bursa'dan kalktınız geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi senin hikayelerini çok duyuyoruz zaten. Sevgili izleyiciler de seni ekranlardan tanıyor, izliyorlar. Şurada iki tane ürünümüz var. Bu ürünleri şöyle yakından gördünüz mü bilmiyorum ama uzaya gitmiş hiç börek gördünüz mü? Duydunuz mu uzaya giden bir börek? Daha Türkiye'den kimse de gitmedi herhalde ama börek gitti. Börek gitti. Bu arada 2023 metre Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir böreğimiz var. Belgemiz de burada bakın. Belgemiz de orada. Normalde çıkarmazdım bunu, öyle yatağın altında saklardım ama çok kıymetli bir belge tabii. Ustacığım birazcık böyle bunların hikayesini de dinleyeceğiz ama eyvallah. Hani kendinizden anlatırsın. Biraz bahsedin. İsterseniz bunlardan biraz tabii bahsedelim. Ki. O esnada bugün neler yapacağız tabii. Ondan da bir bahsedelim. Öncelikle tabii Gaya ben tanıyordum ama ilk defa burada tanışmış olduk. Programın çok hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Özellikle lise talebeleri, üniversite talebeleri çok takip ediyorlar. İşte çeşitli artık mutfak programları var. Yani biz de örnek olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi o konuda eğitim özellikle şart. Tabii... bizim gastronomi okuyan öğrenci kardeşlerimiz sosyal medyadan vesaire bizi takip edip tabii ki oralardan aldıkları bilgiyle, çünkü eskiden bunlar yoktu bizim zamanımızda, evet. Bizim çıraklığımızda feyiz alacağımız birileri yoktu. Biz usta çırak ilişkisiyle büyüdük ama evet. Şu anda onların avantajı çok yüksek. En azından bugün şu programı izlediklerinde börekle ilgili her şeyi görüp duyacaklar. Evet, değil mi ustacığım? Evet. Bu anlamda tabii programımız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah bereketli olur. Ratinginiz bol olur. Aa, inşallah. Bizim de biraz inşallah. Katkımız olur inşallah. Aa. Tabii Raif Ustam'la beraber. Hep Hasan Ustam'la beraber. Raif Ustam. Bugün çok naif. 5 metre 3 santim böreğin kendi rekorunu kırmayı deneyecek. Sizce yapar mı? Göreceğiz. Yapar mıyız? İnşallah. Daha önce gördünüz mü börek açılışını? Elle. Siz de açıyor musunuz? Onun için işlerimiz düştü zaten. Evlerde açın. Ustam da diyor ya bütün püf noktalarını söyleyelim. Söyleyelim ama yapacak bir şey yok yani. Kesinlikle. Ustacığım ben şeyi soracağım. Börek şimdi genelde merdaneyle açılır. Evet. Sizin usul elle açılıyor. Elle. Bunun bir lezzet farkı var mıdır? Var tabii ki. Yani
zaten makina, günümüz sanayisi artık şey yapıyoruz, yani makinalaşıyoruz. Özellikle su böreğinde, tabii kol böreğinin makinesi de var ama bunu nasıl anlarsınız bilmiyorum ama anlamanız gerekiyor. Çünkü yani elle açılan bir hamur daha çıtır, daha ince. Yani makineyle açtığımız hamurları biraz fark edebilir misiniz? Fark ediliyor, çıtır, fark ediliyor. Bunu ben baklavada, baklava hamurunda görmüştüm. İstersen ustacığım, kesinlikle. Şu kol böreğinden başlayalım. Hamuru mu? Yoğuralım. Farkını da bir görelim mi? Nasıl oluyor? Hamuru yoğurmayalım. Sen nasıl istiyorsan. Peki. Biz senden bugün böreklerin her şeyini böreği öğrenmek doyacağız. İstiyoruz. Eyvallah. Tamam. Öncelikle sen, bir hamur yoğuralım. Istiyorsun? Benim yardım edeceğim bir şey varsa da bana söyleyebilirsin ustacığım. Mesela ıspanak doğrayabiliriz. Sevgili şey Derya, sen de istersen laptopumuzu açalım şeyimizi. Tabii. Tuz alayım bir. WhatsApp'la ilgili bütün soruları bugün senden sevgili izleyicilerimizle özellikle ilgilenmeni istiyorum. Gelen bütün soruları tek tek sorabilirsin. Tabii ki şefim. Hayır olsam tezgahın maşallah o kadar büyük ki, o kadar uzun ki. Bizim yani, tezgahın yarısı da yok. Yarısı da burada duruyor. Yani ya, onu da eklersek manav tezgahını geçiyor. Oo maşallah. Biz de efendim Türk televizyonlarında yapılmış yemek programlarında en uzun tezgaha sahibiz yani. Şimdi az sonra börek açacağız. Anlayacaksınız yani niçin büyük tezgah istiyoruz. Normalde mutfak tezgahlar ufak olur. Yani börek açarken çok zorlanıyoruz. Onu ben sana söyleyeyim. Ben bazı ilk çıktığımız kanallarda şu kadarcık alanda 3-4 çeşit yemek yaptığımı biliyorum. Evet. Yani birinin üstüne koyarak bizim efendim Kanal 7 sağ olsun bize dedi ki önü açık. İstediğin kadar yapabilirsin. Ne istersen ya. Bir tane de ek yaptılar. Bazen misafirlerimiz fazla olduğunda onu da uç kısma doğru koyuyoruz. Ondan dolayı sevgili Kanal 7 ailesine bir alkış alalım o zaman. Tabii ki. Beni rahat çalıştırdıkları için tezgahlarda. Şefim, bu arada ustamıza bir soru var. Evet. Hemen bu arada WhatsApp'tan sorular gelmeye başladı. Mayalı hamurla açılan börek mi daha iyi olur yoksa mayasız hamurla açılan börek mi? Çıtır çıtır bir böreğin olmazsa olmazı nedir? Nedir? Raif ustam söylesin. Mayalı börek olur mu bir kere? Mayalı börek olmaz. Olmaz. Ne yapıyoruz? Orada bir kere maya koymamak gerekiyor. Tabii. Un ve tuz. Un çok önemli. Kesinlikle böreklik, baklavalık un olması lazım. Un kalitesini soracağım hemen. Konya yöresinden, marka vermeyeyim ama Konya yöresinden kullanıyoruz. Özellikle, abdest suyu döker gibi. Özellikle Konya yöresinden olacak böreklik, baklavalık un. Çok kuvvetli bir un olması lazım. Çünkü açarken yırtılmaması lazım. Marketlerde biraz zor bulursunuz. Peki bulamadılar. Hadi bulamadılar, daha böyle işte, hangi kalibre mecbur bize gelip börek yapalım. Alacaksınız. Ne? Marka vermiyor ama. Marka ismi söylemiyoruz efendim. Marka ismi söyleme ama onlar değil. Bilemediniz. Böreklik yani en kaliteli un olması lazım. Bir de sadece tuz koyuyoruz. Başka bir ustacığım, şey koyuyoruz. Ustacığım şu anda ne yaptık? Sadece un ve tuz yavaş yavaş su mu yediriyoruz? Tezgahta yoğurur mu? Bu hep şey derler böyle kulak memesi kıvamı derler. Şimdi Rahim Usta'nın kulakları çok sert olduğu için. Tabii ki yani. Kulak memesi bu nereden çıkmıştır? Bu kulak memesi kıvamı yani eskiden beri ben çıraklığında da duyardım. Kulak memesi kıvamında olsun diye. Ya aslında şimdi insan genelde misaller şey olur ya böyle bir şey misal vereceksin ya başka nereni söyleyeceksin ki? Yani herhalde en uygun kulak memesi galiba değil mi? Doğru mu? Ben bulamadım bir şey. He? Şu an hangi böreği yapıyoruz bu arada? Yanak falan olmaz herhalde değil mi? Börek hamuru değil, simit kulak hamuru memesi. Yoğuruyoruz. Kaze yağı. Simit hamuru. Evet. Bir dakika sevgili yönetmenim, şu anda biz simit hamurunu yoğuruyormuşuz. Daha böreğe geçmedik. Değil, börek hamuru yoğuruyoruz. Raif Usta'm Bursa'da kaldı. Evet. Börek hamuru yoğuruyoruz. Özür dileriz. Evet. İnşallah biz bir karar alacağız hangi hamuru yoğurduğumuzu. Çünkü börek de biliyorsunuz genelde hamur yoğurulduktan sonra börek içine ne koyarsan çeşidini oradan alır. Şimdi biz bir hamur tutuyoruz. Bakalım bundan neler çıkacak. Peki şimdi hangi böreği yapacağız? Evet, bundan kol böreği yapacağız. Kol böreği. Onun için malzeme bir şey istiyor musunuz? Ben hazırlayayım. Kol böreği ile katmer hamuru bir. Zaten onun için çok zengin çeşit yapıyoruz ama hamur bir. Açılması da aynı. Yani açılımı da aynı. Kol böreğinin, küt böreğinin. İstanbul'da daha çok. Bursa'da küt böreği yok. Neden tüketmiyorlar? Ya bizim mesela en çok şubelerimiz bizim Bursa'da. Oldukça kalabalık ama hiç biz küt böreği falan satmayız. Ya İstanbul yöresinde var öyle pudra şekerli falan oluyor. Ağır da yapılışını börek, falan birazcık. Göstereceğiz ama ya içinde malzeme yok aslında. Sırf hamur olduğu için mi acaba çok böyle ama bazen sabah kalkıyorsun o çayla var ya muhteşem bir güzel tadı oluyor mu? Ben çok severim ben arada bir de yerim. Ispanaklı böreği tercih ederim yani bilmiyorum siz. Aynen. Siz bak seyirci bana katılıyor ya. Şimdi şeyi soracağım. Seyirci bize katılıyor ya. Hasan ustacığım genelde sırf hamur tükettiğimizde tamam birazcık kilo yapar falan dönüyor ama genelde içi kıymalı, patatesli, ıspanaklı, puzzle'lı neyli yaparsak
iç oranını yükselttikçe, hamur evet. oranını düşürdükçe biraz da sağlıklı hale geliyor börek tabii aslında. Tabii ki. Tabii ki. Yani ben mesela kıymalıdan çok ıspanaklıyı tercih ederim. Pırasalı, kıymalı çok daha lezzetli olur. Pırasa, kıyma. Şimdi ıspanağı peynirle karıştıracağım ve haşlamadan... Boşnak var mı aranızda boşnak? Boşnaklarım vardır. Güzel pırasalı. Onlar börekçi zaten. Böreğin en güzeli. Ama onlar tabii farklı. Mantı gibi biraz daha farklı bakalım. Yapılıyor. Evet. Şey nasıl? Kulak şimdi memesi. Bakalım. Yani şu kendi kulağımı da dokunuyorum. Yani ama ya bende bir kulağım sert hayır, ya da hamur sert. Ustacığım yani bak kulak memesi çok fazla değişmez. Değil mi? Sertliği. Bir dakika o zaman Raif'inki bayağı sert de. Eski ustalar biraz. Bunun sadece insanoğlunda hani burasının dokusunun değişmeyeceğini anlayıp mı o kıvamı buradan kesinlikle. Alırlar? Kesinlikle. Belki de olabilir. Bence de öyle. Çünkü şey de vardı bizim hayır, ne yapacağız? Etlerin... Dudağımızı şey yapacak halimiz yok ya da yanağımızı ya da ne bileyim bacağımızı falan. Ha? Bir de şöyle bir şey vardır ustacığım. Tam elin şu kısmı sevgili evet. izleyiciler. Bunda da genelde ben etin pişme derecelerini söylerim. Eğitimlerde de çok veririm gastronomi okuyan arkadaşlar. Şunu bakın yapın şöyle yapın. Hissedin oradaki bık bık böyle bir içini sallandığını. İkinci parmağı yaptığınızda daha sert oldu fark ettiniz mi? Üçüncüyü yapın daha sert. Bir tane bıçak. Az pişmiş, orta pişmiş, bıçak. İyi pişmiş. Etinizi pişirirken buradan ayarlayabilirsiniz. Yani kulak memesi de burada muhtemelen... Buranın dokusunun değişmemesi lazım. Şu anda ne yaptık? Şu anda hamurumuzu hazırladık. Mayalamaya falan şimdi, bırakacak mıyız? Ya dinlenmeye bırakmamız lazım. Bir 20 dakika. Biz sadece göstereceğiz. Dinlenmiş hamurlarımız var. Yani en az 2 saat dinlendiriyoruz. Hı hı hı. Bunları şey yapıyor muyduk? Her şeyi söyleyeceğiz mi? Baştan anlaştık ama. Yani bizim izleyicimiz inan bir şey yapmazlar. Kimse börek dükkanı açmaz. Söyleyelim. Şükran Hanım'ın hatırına biz her şeyi söyleriz. Bak teşekkür Şükran ediyoruz. Hanım'ın hatırına yaptık. Yani her teşekkür şey ediyorum ustacığım. Çünkü abi bir şey söyleyeyim. Belki 12-13 yıl olmuştur. Nur Hanım'ın programıydı. Nur Ertürk. Yarışma programı vardı. Bıçakla da güzel gösterelim değil mi? Tabii, ben birinci olmuştum. şey gibi. O zaman ilk programa katılmıştım ve sağ olsun beni davet ettiler. Daha doğrusu çok uğraştım gelmek için ama. Ekseriyette bayanlar vardı. Öyle bir yarışma programı vardı mutfakta. Ben de börek yapmıştım. Ve süper. Bir fırın kazanmıştım. O fırını saklıyorum. Sorumuz var mı? Saklıyorum. Getiremedim. Sorumuz var. Sevgili Hasan Usta, sana bak çok soru gelmeye başladı. Evet, evet. Alalım soruları bu arada. Sorular gelmeye başladı ustam. Böreğin kat kat olması için illaki yağlamak mı gerekiyor? İllaki yağlamak gerekiyor. Yağsız börek olmaz. Ve bir de az sonra açacağız. Börekte kenara çok dikkat edeceğiz. Açacağız şimdi biraz sonra. Börekte oldukça kenarları ince olması lazım. Onu açarken zaten elimizle ezeceğiz. Kat kat olması için de tabii şimdi biraz sonra açarken söyleyeceğim. Oldukça biraz uzun açıp ve peki, daha çok sarmamız lazım. Yağda neye dikkat ediyoruz yağda ustacığım? Yağda da bakınız şöyle yakından görebilir misin? Şefim şey yapabilir. İnceleyebilir. Yağımız tereyağı kaygan olur sabun gibi. Biz onu eritiyoruz. Şef tamam. Hocam bunda böyle eritiyoruz. Bir pıhtılaşma erittikten var. Sonra da bekletiyoruz. Biraz yani şey olacak, kumlu olacak. Şu pıhtılaşma dediğimiz o olması kumlu, lazım. Kumlu olay. Peki bunu evet. yapmak için özel bir teknik var mı yoksa? Hayır ya eritiyoruz. Oldukça tamam yani, bekletiyoruz. Yalnız Hasan Usta tereyağını. Da hani eklerken ağzından kaçırıyor. Hani önce diyor ki tereyağı sonra diyor ki zeytinyağıyla karıştırıyorum. Buralara dikkat edin. Evet. Sevgili izleyiciler kalem kağıt hazırlayın diyorum. Evet, ona göre. İyi ustalar. Genelde anladım. Tarifleri yarım yamalak verirler ki eyvah, tam eyvah. Öğrenilmesin diye. Şu anda öğrendik ki yağın içerisine birazcık zeytinyağı koyarsak o pıhtılaşmayı onu sağlıyor. Da, lezzet orada bence. Tamam, onu da erittikten sonra döktüğümü söylememiştim. Değil mi? Söylemiş miydin? Usta evet. Yine bir soru var. Yağ çok önemli. Böreği açan yağ. Yağlıdır efendim yenmez kilo yapar falan böyle bir şey yok inanmıyorum. Evet. Çünkü yıllardır yiyorum. Başta söyledim değil mi abi? Yani ben börek tüketen birisi için her gün yiyorum. Vallahi yiyorum. Göbek... Korse falan yok. Ama ben yemedim. Yok be ne korsesi ya. Tamam o zaman yani demek ki börekte kulak sıkıntı yok. Kulak meme 50 abi 50. Var mı? Yok yani. Yok hakikaten fit kalmışsın. Yağlayalım lan usta. Evet bir sorumuz daha evet, varmış. Neymiş abi? Böreğin tam kızarması için üzerine Berber yoğurt mu sürülmeli yoksa Berber yumurta mı diyor? Ben tam kızarması için yumurta evet. sürmeyin koku yapıyor. Börekte yumurta iyi olmuyor. Poğaçada oluyor da. Oklava olur mu oklava? Merdane olsun. Az önce vardı bir tane merdane. Yok mu? Merdanemizi gördün mü sen Derya? Yok mu? Şey ne dedi kızarması için yoğurt falan mı dedi? Şimdi yoğurt... Ya biz yoğurt sürmüyoruz. Hamur ince açılsın. İnce. Bir bakalım yağsız olur. Merdane. Yağlı börek kesinlikle kalındır. Bak, şefim, yağlı börek kesinlikle kalındır. Yağdan yenmez. Bir de doğru düzgün kızarmaz. Böyle gözleme gibi olur. Ama ince açılan börek
Çok daha böyle kızarmış, çok daha lezzetli ve ince olur, yağsız olur. Hemen merdaneyi buluyoruz şimdi. Sevgili Hasan Hoca, bu arada bir soru daha gelmiş. Ben diyor börek açmayı çok seviyorum ama yufka yaparken muhtemelen sodayı merdane. Soda katsak mı diye. Şimdi çok böyle şey haberler vardır. Hani tariflerde farklı evet. insanlar kendince bir şey tutturduğuna inanır. Evet. Eklerler asları yoktur yok. Aslında. Şimdi şey sodanın etkisi var mıdır hamurda? Bunlar da böyle oyuncak niye gibi bir yacım. Çok güzel merdaneler bulmuşsun. Başka var mı bakalım? Daha yok. Tamam olsun. Peki hamura soda koymak... Yok koymuyoruz. Börekte koymuyoruz. Etkili değil. Hayır değil. Evet sevgili izleyiciler yani hamura soda koymanın bir anlamı yokmuş. Şefim? Hayır tamam. Yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? En az 2 saat dinleniyoruz. Hamurumuz dinlenmesi lazım. Siz belki böyle elle açamayacaksınız ama az sonra ustamla beraber yapacağız ya da siz geleceksiniz. Sen gel abla olur mu? Az sonra ama. Gelsin mi abla? Az sonra açarken elle çekiştireceğiz. Öyle mi? Var mı? O zaman alırız. O zaman alacağım ben sizi. Elle. Aşamaya bir gelelim hele ustacığım. Şimdi usta gibi açamasak da biraz kafamıza geçirmemiz lazım ki öğrenelim. Yoksa iki kişi de böyle çekiştirerek açabilirsiniz. Harbiden biz bu gidişle dükkanı kapatacağız. Vallahi sana çok sorular gelmeye başladı. Gelsin ya. Hatta şöyle göstereyim ben sana. Gelsin. Oo börek açmışlar bile. Börek açıp göndermişler. Bu arada sevgili izleyiciler, evet. Bursa'daki Hasan Usta'nın ekibinde çalışan sevgili arkadaşlar pür dikkat bizi izliyorlarmış. Hatta WhatsApp'tan şimdi görüntü göndermişler. Ellerinde tepsilerle börek biz de yapıyoruz diye. Onlara da buradan kolay gelsin diyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Şey yapıyoruz, eğitim veriyoruz biz. Ev hanımlarına eğitim veriyoruz. Vallahi bir duyuru yaptık, 120 patladı. Kişi geldi bedava. Aslında millet ücretli veriyormuş. Ben bilemedim yani cahillik yaptım. Keşke paralı yapsaydık. 120 kişiye eğitim verdik. Şey yapalım bir yandan devam ama, edelim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim ustacığım. Eğitim bence gönül işi. Eğitimi bence kesmeyin. Veriyoruz. Türk mutfağında herhangi bir ürünün gerçekten dünyaya yayılması, bir marka haline gelmesine kesinlikle ben destekliyorum. Ben bu ne olursa olsun fark etmez. Ben bir projemden bahsettim de onu daha sonra açıklayacağız. Şimdi değil. Yani hakikaten baktığınız zaman yabancı ülkelerde bir hamburger var arkadaş. Yani bakıyorsun bir İtalyan mutfağında ne var? Pizza var. Bizde ne var? Sayamazsın. Çok şey var çünkü. Çok şey var. Yani sahiplenmemiz lazım. Hakikaten eğitimse eğitim vereceğiz. Veya bu gençleri yönlendireceğiz. Çünkü, kesinlikle. Çünkü meslekte adam da yetişmiyor. Yani ben şahsen yani işletmeci olarak da söylüyorum. Meslekte adam yetişmiyor. Eskisi kadar şey değil. Yetişmiyor daha kolay yani. Yoldan öğrenme teknikleri geldi. Tabii hemen tabii para kazanayım. Usta çırak ilişkisini bitirdiler maalesef. Maalesef. Bu arada ustacığım onları kat kat koyuyoruz. Herhangi bir şey ekliyor muyuz? Püf noktalarını kaçırmayalım diye soruyorum. Herhangi bir şey koymuyoruz. Böyle üst üste bekletiyoruz. Birazdan bizim şu açacağımız hamur mu olacak? Evet açacağımız hamurlar yağlı olduğu için yapışmasının da önüne geçiyor, engelliyor. Yani hiçbir sorun olmadan bu şekilde 2 saat bekleyebiliriz. Peki Hasan ustacığım şimdi o hamurları ustam açarken tamam, ben şeyi soracağım. Şu uzaya gitmiş börek, uzaya gitti geldi bir şey söyledi mi? Ne var ne yok diyor. Nedir şunu bir anlatır mısın? Şimdi bize? Uzaydan önce aslında ben Guinness Rekorlar kitabına girdik. Onu söylesem daha iyi olur çünkü bu daha eski. 2013. O zaman ondan başlayalım. 12, evet. Onu söyleyeyim. O biraz daha yeni. Biz dünyanın en büyük böreğini yaptık. Guinness Rekorlar kitabına girdik. Nereden bu fikir geldi? Ya ben haberleri falan çok takip ediyorum. Yani işte pasta yapmışlardı galiba. Ya Çin'de ya Amerika'da bir yerde. Bizim Guinness Rekorlar kitabına girdi. Antalya'da da yapıldı galiba. Dedim biz de börek yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Yani şu tepsi. Bir tane tepsi ama bakınız 2023 metre ve tek 300 tepsi. Tabii bir tane tepsi. Sen nasıl bir fırın yaptın 2000 kaç metre içine koydun? Böyle tek tek tepsi olsa var ya ayrı ayrı yapsan o zaman 10 kilo herkes yapar. 1 kilometre yapılır o. Akşamdan yap sabaha koy diz pişir öyle değil ki. Tepsi bir tane olacak. 300 tane adam var Şükran Hanım. Şükran abla oradan izliyor. Oradan daha mı iyi görünüyor? Oradan daha mı iyi görünüyor? Ama 300 kişi var. Ya bu kadar adamı toplamak hakikaten Allah yardım etti. Hepsi çok börek ustası mıydı bunları? Hepsi börek ustası. 300 kişi bir araya maşallah. Toplamak aynı günde ve finalde son dakika şey yazılıyor, sayılıyor. Yani Guinness'in çok şeyi var da temsil o hakem diyorlar ya. Hı hı. Ambulans işte efendim orada belediye yetkilileri, muhasebe bir sürü şeyleri var. Hepsini bir araya getirdik hamdolsun. Ama en zoru tabii fırındı. 12 metrelik fırın. Bir tane tepsi olacak ve bu 10 saatte yapılıp pişecek yani 10 saatte.
Ya bütün arkadaşlarım sağ olsun hepsi özveriliydi. Ben şeyi merak ettim. 7 metreden ya... sonraki fırının böreği pişti mi diye nasıl kontrol ettin? Eyvallah. Şimdi bu taraf çiğ tarafı. Guinness görüntüleri var mı? Uzayı gösteriyorsunuz. Mübarek. Uzayı ne gösteriyorsun? Şeyi göster. Uzayı. Yok orası şeyde, şey... uzaya giden börekteyiz şu anda. Da, aynen oradayız. Daha ben Guinness'i anlatayım, siz uzaydan bakın. Şimdi bir taraf çiğ tarafı. Burada çalışan arkadaşlarımız 12 metreyi ustacığım şey yapıyoruz. Piştikçe çekerek şey yapıyoruz. Yani bant sistemi de yok. Hayır, o kadar yani bir ray sistemi kurulmadan tepsiye Allah ne verdiyse artık ittire ittire. Abi belki kaç ton? 5 tondan fazla yani. Ne kadar? 900 kilo lord şey yapmışız, kullanmışız lord. Peki bu kaç ton un kullanmışız rekoru yani? Rekoru kıran oldu mu? Hayır bizde. Şu an rekor bizde mi? Bizde abi. O zaman bir kocaman alkış alalım mı? Evet. Bizi kim geçecek? Macarlar var. Macarların sanırım 1090 mı Macarlar var? 1190 mı Macarları biz geçtik. 2023 tabii Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen 2023 metre yaptık. Süpersiniz ustacığım. Yani tabii bu ustacığım nasıl pişiyor o güzel bir soru. Yani burada kapakları var yani görüyoruz piştiğini ve kontrol çekerek. Mekanizması uygulandı tabii ki. Oldu. Belki yani 2000 metre börek var ama içinde bulunduğumuz alan belki 300-400 metrelik uzunluğunda herkes bir anda çekmesi lazım böreği. Soru var mı? Bir anda çekmemiz lazım. Tabii. Ustacığım istersen yapılıyor. Böreklerimize geçelim. Geçelim mi? Malum fırınımızı da ben ısıttım. Geçişmesi rezil oluruz. Evet. Bir bakalım. Şimdi hangi börekten başlayalım? Ben bunları doğrarım. Onlar bende. Sen Derya soru varsa soruları alalım. Evet. Sen de canım mübarek. Sen ağa ben ağa demiş. İnekleri kim sağacak? Evet. Bunları herhangi bir işlem yapacak mıyız? Sadece doğruyor muyuz? Doğrayalım. Sadece ince bir şekilde doğrarsak tamam. Elimizden gelir. Evimizde ne varsa ben patatesli olabilir. Peynirli ıspanaklı olabilir. Yani. Şöyle bir püf noktası verelim ustacığım. Börek içinde şu malzeme ne varsa biz şu hamurdan her türlü yapar mıyız böreği? Tabii ki. Tamam tabii süper. Benim türlü, sevgili şey izleyicilerim bunu anlasın mı? Yeterli. Yani hamuru açtıktan sonra aslında siz çeşit olarak o gün evde ne kalsa kırıntı, peynir ya da işte bir sebzedir. Bunların hepsini birleştirip kıymadır, ettir, sucuktur, pastırmadır ne varsa koysak börek oluyor mu? Oluyor. Süpersiniz. Olur, olur. Süpersiniz. Şefim hamurumuzu bu işte üzerini yağlayarak kenarlarını güzelce ezmemiz gerekiyor. Yani vallahi, kenarlarının ince olması lazım. O püf noktasını ben bir göreyim. Tabii ki böyle kenarlarını ezmemiz lazım. Büyücük nasıl kalkacak oradan ben de şimdi evet, şaşırdım. Evet. Şu şekilde tutup böyle savuracağız. Allah Allah. Yani bunu alkışlayalım. Maşallah diyelim. Burada maşallah tempo, diyelim. Tempo önemli sevgili izleyiciler. Maşallah diyelim. Görüyorsunuz. Tamam yeter. Peki şefim sence şu küçük yazılar okunur mu? Abi yüzüğümü. Hangi yazılar? Şu yazılar okunur mu? Biraz uzatalım ondan sonra. Vallahi bilemem. Bence sence okunur mu? Bence okunur çünkü mermerin üzerindeki damarları görüyorum. Görüyorsun. Bakalım okunacak mı? Bir dakika. Kesinlikle bir dakika. Okunur. Börek hamurundan Şükran Hanım bakalım. Şu küçücük yazılar okunacak mı? Bir dakika. Ben. Gel abi. Şefim sen oku. Tut Raif şöyle tut abi. Buyur. Şefim onu. Yok. Şöyle aynen, şöyle yapacağım ben. Şöyle yapacağım. Büyük bile. Tut abi yapıştıralım. Süper ya. Resim bile görünüyor evet, ya. Evet sevgili izleyiciler bakın. Aynen. Şu an hamurun. Evet. Şöyle göstereyim biraz daha. Bravo. Vallahi eline buraya sağlık. Mı? Buraya. Gel şefim böyle gel abi. Böreği mi? Orada mı? Şükran Hanım da ilginç bir şey istiyor. Hamuru oraya getirelim. Belki bir dakika. Yırtılmasın. Belki. Dur şimdi gelmez de. Biraz sonra. Yok yok bence oraya... Bir dakika bulacağız bir şey. Tamam bir, olabilir. Şükran Hanım şöyle yapalım. Onun ben bir börek kurtarayım birkaç tane pişirmeye. Hadi düşerse de hamuru kurtaralım. Bakarız. Ondan sonrasında inşallah götürebilir miyiz ustamızla de deneriz. Dayımsa götürür müyüz? Götürürüz tabii ki. Ya götürürüz. Soru mu var? Ufak bir soru var. Yine alalım soruları alalım. Hangi şehirden börek belli değil mi? Börek yaparken un kalitesi önemli mi diye. Onu anlatmıştı ustacığım. Tamam. Söylemişti evet. Zaten sevgili izleyiciler. Evet. Yani marka vermiyoruz ama böreklik un kullanmanız size aynen daha iyi bir sonuç verecektir. Şeyi haşlamıyoruz, çiğ koyuyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bu mesela böreğin içinde sulanma yapmaz mı ustacığım? Tamam yapıyoruz, devam ediyoruz. Okudum. Ne abi? Sulanma yapmaz mı? He? Sulanma yapmaz mı? Yapmaz ıspanak? Yapmaz, hayır pişince zaten. Süper. Aynen, başka yapmaz. Sorumuz var mı? Ben evet, Rayı Usta devam et, ben döküyorum. Rayı. Çabuk, bu taraf, bu taraf. Yapılmaz mı? Evet.
Evet, sesimiz az mı geliyor? Şefim, sizin söylediğinize benzer bir soru var ama burada pırasalı ya da ıspanaklı börek pişirme sırasında içinde ıslaklık oluyor ve böreğin çıtırlığının kaybolmasına sebep oluyor. Bunu nasıl engelleriz diyor. Doğru söylüyor. Ustam. Şimdi bak... Evde açılır mı açılmaz mı sor bakayım. Ispanaklı. Onu söyleyeyim cevap vereceğim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten bravo maşallah. Teşekkür ederiz. Bu evde açılmaz hocam, mümkün değil. Gerçekten ya. De çok güzel. Mikrofon sende. Bursa'ya da buradaki sevgiler. Buradaki bütün sorular istiyorum. Teşekkürler efendim. Evde açılmaz dedi. Aslında açılır mı? İşte biraz küçük yaparsınız. Bu kadar büyük olmayabilir. Evet. Ama iki kişiyle de yapılabilir. Gelin kaynana. Ama bu kadar büyük yapılmaz hocam. Tabii anlaşabilen gelin şimdi, kaynanalar beraber açabilirler. Sevgili ustacığım zaten birazdan ben içlerinden iki hanımefendiye yaptıracağım ama şöyle bir şey göstersek. Mesela evde açabilecekleri gibi. Yapamamanı istiyorum. Yapamayabilir misin hani büyük açmalar? Zaten yapamayacaklar. Ben yapamam. Zaten yapamayacaklar. Yapsın. O zaman şöyle yapalım. Sevgili izleyiciler birazdan ben seyircilerin içerisinden iki tane hanımefendiyi burada börek açma yarışması düzenleyeceğim. Ve onlara çok güzel bir ödül vereceğim ama açabilirlerse ustamınki gibi. Zaten ortada her şey. Ben de deneyebilir miyim? Tabii ki. Sen de deneyeceksin. Belki ben de deneyeceğim. Tamam. Ispanak başka istiyor muyuz? Doğrayalım, doğrayalım. Biz şimdi bir tane açalım şöyle ortaya yani doğru gidebileceğiz ama bu gevşek dedik. Ama çok yorulmayalım dedik ama ıspanaklar gene bana kaldı sevgili izleyiciler. Tamam hep beraber sorumuz oraya geleceğiz bir dakika. Biraz açsın. Ustamıza biraz önce bir soru sormuştuk. Pırasalı börekte. Ya biraz süzmek lazım. Çok sulu sulu koymamak lazım. Sonuçta hamur. Yani sulu olmaması lazım. Fırında biraz daha bir 5-10 dakika daha bekletse, içini çektirse daha iyi olur. Özellikle pırasalı böreklerde. Ya sulu oluyor ya haşlayınca. Az süzmek lazım. Değil mi? Başka var mı sorumuz? Zaten kaç biliyor. Derecede pişmesi lazım? 200 derecede. Ben 20-25 dakika. 190 derece. 200 onu derece. Kendi fırınına göre diyelim yani herkesin fırını farklıdır herkesin herhalde. Evet, fırını beraber alalım mı hamuru ortaya? Biraz daha şey yap Rahim Usta. Dur bakalım. Buyurun. Evet. Şöyle Rahim Usta. Doğayla açılan elle açılmış gibi ince olmuyor. Yani elle açıldığı için mi ince? Tabii ki. Evet. Oklavayla bu yağlı hamuru zaten açamazsın, zor olur. Açılmaz ki. Baklava değil bu. Ayol ustam. Ayol ustam buyurun. Gel abi bir gel, o tarafa gidelim. Atalım. Biraz çek. Ben de mi şey yapayım? Evet, bir ucundan da sırtını şöyle. Ben de yardım edeyim. Maşallah. Et tabii. Gelebilirsin. Yer sen el kartını getir, el kartını. Rahim, gidiyoruz mu böyle? Evet, tabii. Buraya. Rahim, şöyle sevgili izleyicilere şeyi göstermek istiyorum. Çek, o okurullu kısmını. Yapıştıralım Derya. Çek. Rahim, biraz çek. Evet, şu anda görüyorsunuz sevgili. Yapıştır. Yapıştır. Okunu... Beni gördünüz mü beni? Tamam. Ben de gözüküyor muyum? Yırtılacak. Anam tamam. Tutun. Tamam. Gel. Tamam. Evet bu arada... Stüdyoyu bir tur atalım aslında. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Bu hamur öyle bir dengeli ki sarktıkça da inceliyor. İnceliyor. Evet. Yağlı aslında bizim ya? O kafada yağlı çevirme ya. İşlemi bundan mı kaynaklı? Yağlı hamur ya. Yok kafada çevirme işlemi bundan kaynaklı değil ama hamurda yağ olduğu için esnemesini sağlıyor. Şimdi sen çok fazla mayalandırmadın da yani bu... Bu ama eski hamur. Biz bunu Bursa'da yoğurduk. Bir dakika. Deminki yoğurduğumuz hamur daha o dinleniyor. O dinlenmesi gerekiyor. Peki o bu hamur olacak yani. Evet. Bu hamur ne kadar dinlenmesi lazım? En az 2 saat. 2 saatten sonra aynı elastike olur mu? Tabii ki. Olur. Aynı elastikle. Süper. O zaman evde yapılacaksa bu çok büyük bir hamur açmaya gerek yok ama hani böyle bir denesinler. Denesinler. Tabii tepside hamur kalsın sevgili izleyiciler. Yani yere düşeceği için ben şimdiden söyleyeyim. Tezgahın üstünde yapın bu işlemi. Bir izleyicimiz masaya yapıştı diyor. Bu neden sen, olmuş olabilir hangi diyor. Hangi masaya? Şey hamuru açmış ama masaya yapışmış. Kendi masasına mı? Evet. O üzerine biraz yağ sürsün. Masayı yağlasın o işlemi ortadan kaldırırız. mikrofonu uzatalım arkadaki hanımefendi. Siz de buyurun. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederiz, buyurun. Şefim, bu çarşafla yaptığımız bir börek var. O taktik değil mi? Evet, o. Çarşaf böreği. Çarşaf sererek yapıyoruz biz. Çarşaf yani böreği. Yani yere çarşaf seriyoruz, temiz bir çarşafın üstünde yapıyoruz. Evet, genelde ev hanımları çarşaf böreği diyorlar buna. Olabilir. Çarşaf böreği. Şimdi demin program başlamadan önce ay ben de yufka açarım, börek açarım konuşuyordunuz. Hamur açıldıktan sonra bir ses kesin de stüdyoda. Vallahi yani, ben şefim açamam dedim. Bir şeyler var böyle bir sustuk mu? Şey, ev hanımlar... Erkekler daha mı iyi açarmış? Ya elimizin hamuruyla. Ha?
Sevgili izleyiciler, bence ustamızı yakalamışken börekle ilgili sorularınızı sorun. Yani sadece böreğin hamurunun kıvamı tamam, okey. Mesela şunu hiç sormuyorsunuz. Böreği fazla pişirdik, nasıl saklayacağız? Evet. Siz şimdi evde böreği çok yaptığınızda hepsini yiyor musunuz? Yemiyorsunuz. Komşuya veriyor muyuz? Vermiyoruz. Komşuya vereceğiz biraz yarısını. Ondan sonra geriye kalanı da nasıl saklayacağız? Peki kalan börek ustacığım nasıl saklayacağız? Saklamasınlar. Yesinler. Dağıtsınlar. Ya hamur işleri. Paylaşım güzel bir şey ama hadi fazla kaldı. Ya aslında şey yapmak lazım. Yani yettiği kadar pişirmek lazım. Çünkü hamur işleri ya ekmek gibi. İşte üzerini kapatayım, ertesi günü yiyeyim falan olmuyor ama ben kaldığı zaman şahsen evde de işte evde yapmıyorum da yalan söylemeyeyim. İş yerinde kaldığı zaman mesela şey yaparız biz. Güzel sarıp onu buzluğa atıp da daha sonra ihtiyacımız kadar çıkarıp biraz ısıtıp da o şekilde yenilebilir. Ama en güzeli istediğin kadar pişirmek, şu şekilde çiğ bir şekilde saklamak daha iyi. Fazla yapalım, çiğ bir şekilde saklayalım. İstediğin zaman pişirebiliriz. Süper bir şeye değindim. Beklemesin. Genelde bu sevgili hanımlar yemeklerde de geçerli olan bir şeydir. Yemeğin iç malzemesini bir örnek veriyorum köfte veya da et yaptığınızda çiğken porsiyon porsiyon yapıp saklarsanız tazeymiş gibi pişirirken elde edersiniz. Börekte de aynı hamuru yaptınız. Hamuru dondurun. Pişirdiğinde o çıtırlığa ulaşmaz. Pişmiş böreği ikinci üçüncü ısıtmadan sonra ister istemez donduğunda su çekiyor. Lezzet kaybına uğruyor. Tabii. Bu da size bir iyice sarması, hava aldığı zaman da buzlama yapıyor. Şey yapalım, fırına atalım mı? Tamam. Fırın kaç derece olmalı şu an bu tarz böreklerde? Ben yani genelde 200 dereceyi tercih ediyorum. 200 derece. Ben o zaman bir ısıtayım. 200 dereceye atalım. Su böreği de finalde su böreği şey yapacağım. Yetişirse. Ustacığım atıyorum bunu. Atalım kaç derece orada? Şu anda 200 derece. Süper. Ne atabilir miyiz şefim? Bir tane daha yerimiz var. Bir tane katmer yapalım mı? Katmer aynı hamurdan ama bak. Şefim, katmer yapalım mı? Destur var mı? Ustacığım, istersen şöyle aynı yapalım. Hamurdan. Su böreği yapmayacağız herhalde. Su böreği finalde en son böyle pişireceğim. Su böreğini bir anlatalım. Su böreğinin hamuru ayrı mıdır? Heveslendirelim, bir dahakine canlı canlı yaparız. O zaman su böreğini sonra yapalım. Çünkü su böreğinin işleminde bir teknik var. Bir de yeni jenerasyon su böreği bu. Evet. Şimdi eskiden biliyorsunuz hani ben hemen kabaca anlatayım. Yığma diyorlar böyle kalın kalın değil mi? Güzelce haşlanan suyla yapılırdı vesaire ama şimdi daha farklı bir metot var. Onu da inşallah ustacığım çok öbür güzel oluyor, programda. Susuz yapıyoruz. Şimdi istersen katmere geçelim. Evet. Katmerin yalnız kaymağını sen burada yapacağım dedin. Evet. Buyurun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Böreğimiz kuru olmaması için ne yapmalıyız? Kuru olmaması için ne yapmalıyız? Güzel. Evet. Kuruysa yağsız açmışsınızdır demek. Cümleleri tam yağsız açmışsınız. Şimdi zaten yağlı bir hamurdan yapılıyor ya. Yeterince yağ olma şansı yok. Yeterince yağ benim. Aynı cümleyi söyledim ben mübarek. Evet. Yani öyle bir soru sordunuz ki buradaki bütün ustaların kafası karıştı. Yani börek nasıl nemli olacak? Aynen ben dedim ki yağsız, Rahimsa dedi ki yağını az koymuşsunuzdur diyor. Yani aynı zaten tabii hamur yağlı, kuru olma şansı yok. Rahimsa ters köşe yapıyor bana. Yani yağ oranı, bakınız bir kere tezgahımız yağlı olsun. Evet. Börek mesela ev hanımları der ya çok yağlı falan diyorlar ya bak ne kadar yağ sürdüğümüzü görün. Bakın hamur inceldikçe bak gerçekten söylüyorum bunu. Hamur inceldikçe yağsız olduğunu göreceksiniz. İnceldikçe. Biz şimdi istediğimiz kadar yağ sürmemiz lazım. Hamurun istediği kadar yağ sürmemiz lazım. Oldukça bol sürüyorum. Hamur açıldıkça zaten yağsız olursa açılmayacak. Evet. Kupkuru olacak yağsız olduğu için. Ama yağ bol olsun, hamurumuz ince olsun. Piştikten sonra göreceksiniz, gram yağ yok. Bakın. Şu an katmer yapıyoruz değil mi? Şu an katmer yapıyoruz. Katmerin isterseniz verelim ekrana bir şeyini, gramajlarını. Aynı yani olsam, aynı hamur sevgili izleyiciler. Aynı olsam bu biraz ufak, 200 gramlık hamur bu. 200 gramlık hamur. Yani 400 gram diğer hamurlar, portakal büyüklüğünde kestik. Bunları tam yarısı kadar. Çünkü katmer biraz daha ufak olması gerekiyor. Tepsimize göre diyelim daha doğrusu. Evet, hamurda hamur fark aynı hamur. Yani hiçbir farkı yok. Küt böreği de aynı. Az sonra bir tane de küt böreğini gösteririz. Değil mi? Bir canlı bağlantımız varmış. Canlı da bağlıyoruz buyurun böyle. Tabii ki. Biz sevgili seyircilerimizle mutfaktan iletişime geçiyoruz. Şu anda ben diyor pilavımı karıştırıyorum, ne koyayım biz burada tarif ediyoruz. Ciddi misin? Hasan Usta'ya. Yapma ya. Evet, Hasan Usta'ya bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Bir canlı bağlantımızı alalım. Sever misiniz? Sever.
Ama şimdi kaymağını... Alo. Kaymağını yapalım. Alo. Buyurun. Merhaba, kolay gelsin işleriniz. Teşekkür ederiz Zennure Hanım. Evet. Nereden? İzmir'den arıyorsunuz, buyurun. Sütü koyalım. Ya şimdi süt bu... Süt. İzmir'den arıyorum. Bu su, aman ıspanaklı böreği yapıyorum da... Evet. İçine baharat, soğan koysanız daha çok lezzetli oluyor. Eyvah eyvah. Burada fırça yiyeceğiz ama şimdi. Bir dakika, harbiden canlı canlı yaparken arıyorlar ha. Evet evet, biz de canlı. Biraz karabiber, biraz kimyon, tamam. Biraz da pul biber kattınız mı? Kattınız mı? Erzurum biraz da içine zeytinyağı, onu karacaksınız, zorun da katacaksınız ama çok lezzetli oluyor. Harikasın. Zennure Hanım, yaş kaç efendim? Zennure Hanım, duyuyor musunuz? 66. Maşallah. Tam 66 ise bizim konuşma hakkımız yok. Şimdi siz bir kere bizden çok börek yapmışsınızdır mutlaka. Şimdi yemeklerde, böreklerde, çöreklerde damak zevki tartışılır. Ben yapıyorum. Her zaman yapıyorum. Börek, mantı. Sen ne öğretiyorsun? Ne diyorsun sen? Kime ne anlatıyorsun sen? Ben zaten koyamam pul biberi. Ya. Efendim şimdi ikinci yaparken bakın ıspanağımız var. Ben şimdi sizin dediğiniz gibi biraz pul biber, karabiber, tuz atacağım. Sonra o lorla dediğiniz gibi karacağım. Ondan sonra yapacağız. Bir de öyle deneyelim lezzet olarak. Ama soğan da doğrayın. Soğan çok güzel olur. Lezzet veriyor. Soğan önemli. Koyacağız efendim. Zennure Hanım, ben sizi kırmam. Biraz deneyin. Bakın çok güzel oluyor. Tamam bak, annem, deneyeceğiz. Söz veriyorum. Şimdi program bitmeden soğanla beraber sen ocakta kavur diyorsun. Ben anladım seni. Çünkü biraz öldür diyorsun. Sulanmasın diyorsun. Yok kavurma. Hep çiğden koyun. Çiğden. Hiçbir şeyi de beğenmiyorsun Zennure Hanım. Ne için sen de ya? Çiğden koyun. Soğan da mı çiğ olsun? Gülüyor bir de oradan. Valla. Evet. Tamam efendim. Ben soğanı da çiğden koyacağım. Sizin böreğinizi birazdan yapacağız. Bir yere ayrılmayın. İzlemede kalın efendim. Teşekkür ediyoruz Zennure Hanım. Olur. Efendim. Telini aldırayım. Bu arada hemen şeyden kopmayalım. Katmer'in hamuru açıldı. Katmer'in içinde kaymak deriz ya, kaymak. Aynen. Kaymağını şu anda sevgili Hasan Usta canlı yapacak. Canlı canlı yapalım. Bakın, ama. Kaymak nasıl yapılıyor kaynasın. Ya da işte içinde böyle sır gibidir. Çok vermezler. Nasıl yapılıyor? Usta Cem ne koydun? Hemen ya, kaçırmadan ben bir de şey öğreneyim. Ayvaz Usta, mesela hani sen de usta adamsın. Şey mi var böyle insanlarda? Ya bu ustalar her şeyi söylemezler falan. Böyle bir şey var değil mi? Kesinlikle var. Var değil mi? Var. Ayvaz Usta adam ikide bir söylüyor yani. Her şeyini söyleyeceğiz falan böyle, tamam değil mi? Ama biz... Ha? Biz izleyiciyle paylaşmak istiyoruz. Oysa kendi usta adam yani. Ha? İzleyiciyle paylaşmak istiyoruz. Valla söylüyoruz yani ya. Bizim izleyicimiz eve... Çünkü tabii şöyle bir şey var. Demin ne dedin? Canlı canlı bağlanıyorlar dedim. Hani? Yarın o hanımefendi arıyor, diyor ki benim böreğim niye yapılmadı? Haydi. Evet. Şimdi bunun hesabını soruyorlar burada. Onun için biz detay detay anlatalım. Anlatacağız. Hayır, neredeyse Kur'an ele basacağız yani. Valla gerçekten. Valla doğru söylüyorum bak bu kadar. Evet, 1 litre süt var. 100 gram irmik var. Şeker ama koyduk mu? İrmik yok. Süt ve irmik, yani bu baklavalarda görmüş olduğunuz kaymak var ya, bilir misiniz? Kaymaklı baklava olur, özellikle şöbiyetli olursa. Bu kaymak süt ve irmikten yapılır. Yani sizin hazır aldığınız kaymak şey, kaymakla değil. Karıştırmasınlar. Onu... Bu kahvaltılık kaymakla alakası yok. Bu pastacılıkta kullanılan, yani tatlıların içinde kullanılan kaymak dediğim o kreması. Margarin şey. Yani söyleyeyim. Öyle her kaymağı da yemeyin. Manda kaymağı bile Afyon yöresinde tam kaliteli bulamıyorsun. O kaymaklar bile... Ya bildiğim margarin yağı yani, söyleyeyim. Krema o zaman yağı. Bakın sevgili Hasan Usta size çok yapın. Güzel bir sır verdi. Evet. Katmer'in içinde ya da şöbiyetin içinde kullanacağınız kaymağın tarifini veriyor. Vallahi. 1 litre süte kaynatıyorsunuz. İçine bir ne kadar irmik tahmin 100 gram gibi. İrmik koyuyorum ama irmik marketlerde kullandığınız irmik 1 numara diyorsunuz. 0 numara olsa daha iyi olur. Değil mi? Böyle 1 numara az 0-0-5 arasındaki irmikler bu tarz şeylerde tatlı evet. Harçlarında daha başarılı oluyor. Bu arada evet. Ustamın yaptığını biz yayın öncesi yaptık. Soğuttuk. Birazdan aynı görüntüyü elde edeceksiniz. Şöyle gösterelim bakın. Muhteşem bir kıvam var. Döküyorum. Kaymak dediğimiz birazdan yapacağımız şey bu. Şimdi sevgili ustam, isterseniz bununla başlasın. Evet. Bir şöyle vereyim ben size. Şefim, kaynayınca döktüm. Buyurun efendim. Yirmeyi. Sorunuz var galiba. Peki. Evet, ben Antepliyim bu arada. Eyvah. Tamam. Ben katmere sade kaymak koyuyorum. Normal kaymak. Normal sahan kaymak. Sahan kaymak koyuyorsun. Evet. Tamam. Bence böyle de bir deneyin o zaman. Şey yapalım. Böyle deneyin o zaman. Bence ikisini karıştır. O kaymakla bu kaymağı karıştır, bir de lezzetine bak. Bir de olmaz ustam mı? Şurada ya, haklı. Kaymak sonuç itibariyle
hani bir süt ürünü, yani yağ bazlı bir ürün. Evet. O katmerin içinde eriyip kaybolur. Bu en azından tutar. Birazcık daha tok bir katmeri olur. Çok güzel. Ama tabii ki tercih sizin. Sürekli katmeri yapıyorum ama hiç denemedim. Deneyeceğim bu sefer. Kesin. Neyi yapmadınız? Yani hiç böyle irmikli yapmadım. Hep yapıyorum, anladım. Kaymak. Ya şöbiyet tatlısını bilirsiniz. Tabii. Değil mi yani? Daha çok bu kullanılır. O kullanılmaz dediği gibi içinde eriyebilir. Bence karıştırıp kullansan, bir de denesen daha deneyim iyi olur. Deneyim bu sefer. Bizim peki, seyirciler de bugün seçme gibi Antep'ten. Vallahi. Teyzemiz İzmir'den arıyor, soğan söylüyor. Bu arada Derya, bir tane soğan soysan bana. Tamam. Ben onu karıştırayım çünkü. Taşırmak istedim. Bayağı bir imkanlıyız abi. Yarın ben fırça yemek istemiyorum. Şu böreği de biz yapalım bugün. Tamam. Hayır, bir de bayağı şey ya, fırça da yiyoruz ha. Şimdi şöyle bir şey var. İmkandayız yani. Dünyada en iyi şefler ben anneler diyorum. Çünkü dünyanın en iyi şeflerinin de annesinin yemekleri ona göre en güzelidir. Onun için annelerin lezzeti, anneler de butik çalışıyor. Yani çok yıllarca o lezzeti korumak, çocuklarına beğendirmek kolay bir iş değil. Ben anne yemeklerine ve annelere saygı duyuyorum. Bütün annelerini de ellerinden öpüyorum. O güzel tarifleriniz varsa, tabii. Sevgili deminki annemiz gibi, bizi arayıp bizim de hatalarımız varsa bizi burada uyarın efendim. Anacığımızı unutmayalım. Selam söyleyelim bu arada. İzliyordur, dua ediyordur. Evet. Katmeri ya istediğiniz gibi katlayabilirsiniz. Hamurunuz, tepsinize göre. Biz böyle mektup şeklinde katladık. Ve yeter mi? Tamam, hadi bakalım. Onun pişme derecesi var mı ustacığım herhangi bir? Ya bu biraz daha şey olabilir. Kısık ateş mi? Yani. Daha harlı ateş mi? Evet. 180 derecede pişebilir. Bir 15 dakikada çıkacaktır o da. Buyurun. Hay olsun. Destur verdik ama tamam, sen. Tabii tabii. Buyurun. Vallahi. Şimdi o Hasan Usta bölümü oradan size izin verebilir. Buyurun efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Elinize sağlık. Siz de hoş geldiniz. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Ben çiğ böreği çok severim. Çiğ böreği. Onun, evet, onun hamuru da farklı mıdır? Aynı şekilde mi yoğrulur? Ve yani şey mi, kulak kıvamı diyorsunuz ya. Evet. Onu nasıl ölçebilmeliyim? Yani ne şekilde onu o kıvama getirebilmeliyim? Bunu yapmadım. Merak ediyorum. Ben hiç çiğ böreği yapmadım. Ama çok güzeldir, çok harikadır. Güzel. O zaman şöyle yapalım, biz bir çiğ börek ustası, herhalde Sivaslıların çiğ börek bildiğim değil kadarıyla. Ama onun hamuru daha gevşek. Eskişehir mi Sivas? Daha yumuşak, farklı. Bakın, bak şimdi gene bir kavga çıkacak. Şimdi Sivaslar bizim ederim diyor, Eskişehirliler bizim diyor. Sevgili izleyiciler, o zaman WhatsApp'tan çiğ börek açalım. Hangi yöremizin? Lütfen bizi aydınlatın. Çünkü bizim bir Tokat'ta da bat vardır bununla ilgili. Sivas bizim dedi, Tokat bizim dedi. Ortada kaldık, daha çözülemedi. Hatta bir şey söyleyeyim. Yani çiğ börek yapan hanımlar varsa ben katılmak istiyorum. Orada da güzel güzel yapacağım diyen varsa da programımıza konuk ederiz. Çiğ börek hangi yöremize ait? Lütfen onu WhatsApp'tan bize bildirin. Bu arada ustacığım, bunun kıvamı yeterli mi? Kapatayım mı? Kaynasın. 5 dakika kaynasın. Koyulaşacak iyice. Biraz 5 dakika bu kaynasın. Bu kaymağın kreması kıvamı göz böyle baloncuk baloncuk olmaya başladığında tamam demektir. Bunu 1-2 saat soğutuyorsunuz. Soğutuyorsun. Bu arada ustacığım, şu annemizin söylediği böreği aradan çıkartalım mı? Ne yapıyor? Soğan tabii mı? Diri ben değil soğanı yani doğrayayım. Hadi soğanı bakalım doğrayayım. Soğan olarken biz bunu da katmer yapalım. Aynen. Aynen ustacığım. Evet. Anne kızdı ama ne istedi bilmiyor musun? Soğanı diri diri koyun dedi. Başka ne dedi? Ama kızdı da, bize kızdı. Arkadan da gülüyor. Ha diyor, bak kafalarını karıştırdı. Harbiden öyle. Bir bakalım, göz oldu mu? Göz oldu. Tamam. Kapatıyorum. Kapatalım. Şimdi o soğumaya kalsın. Sen şimdi WhatsApp hattımızda evet, şu an börekle ilgili bence sorular gelmeye başladı. Evet, bir alalım. Geldi. Evet. Uzaydan bahsedelim mi? Uzayı atladık ama az önce. Ustacığım, uzaydan da bahsedeceğiz. Birazdan kendi rekorunuzu kırmayı deneyeceksiniz. Evet. Niye biliyor musun? Bak. Ben yayına neyle girdim? Bak. Burada metre bugün benim. Tedbirli. Yanımda sevgili izleyiciler. Birazdan bu 5 metrelik böreğin açma dedik şeklini göstereceğiz. Şimdi normalde bir hamur. Takriben 2-2,5 metre falan uzunluğunda olur. Tahminen bir hamur en fazla. Rahip Usta dedi ki, ben 5 metre açtım dedi. Doğru mu yalan mı bilmiyorum ama. Doğrudur. Allah evet, bir programda beraber yapmıştık. Programda kimse yok muydu yanında ustacığım? Yok, yaptık. Programda ya yaptık. Aynen, beraber yaptık ama 5 metre, tam 5 metre uzunluğa açtık. Ölçülmediydi değil mi o gün? Ölçüldü. Şimdi 5 metreyi geçmemiz lazım. Aynen. Valla bu, ben metrenin baktım, zaten bu 5 metrelik bir metreymiş yani şey olarak. 5 metre 3 santim. Şöyle yaparız, 5 metreyi doldurduktan sonra parmak ölçerim ben. Tamam. O da 3 santim, 4 santim. Şöyle ölçeyim benim parmağımı. Olur tabii. 10 santim. Yapamazsak ne olacak abi?
Yaparız Allah'ın izniyle. Neden yapamayalım? Bursa, bence yaparız diye düşünüyorum ama. Yapamazsak Bursa'ya giremeyiz. Bak söyleyeyim ona göre. Tabii Bursa'dan Bursalı ustalarımız bizim burada, onları temsil ediyoruz. Hepsine buradan selamlar olsun. Evet, Bursa'ya o zaman bir kocaman alkış alalım. Alkış alalım Bursa'ya. Bu arada sevgili izleyiciler, bakın her yörenin güzel yemekleri var. Böyle kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri. Siz de kendi yörenizin yemeğini, ben gelip Ayvaz Şef, ben yöremin yemeğini tattırmak, tanıtmak ve onları orada sevgili izleyicilerle paylaşmak istiyorum derseniz bize ulaşın, sizinle iletişime geçelim. Siz de gelin burada kendi öz kültürümüzü sevgili izleyicilerimize paylaşalım, bu dünyaya yayılsın. Eyvallah. Evet, soru var mı bu arada Derya? Bu arada sorudan ziyade şöyle diyor. Aynen. Çiğ börek bir Kırım Tatar böreğidir. Eskişehir'de çok Kırım Tatarı yaşadığı için Türkiye içinde Eskişehir'de diyebiliriz diyor bir izleyicimiz. O zaman Eskişehir önde gidiyor. Evet. Evet, onu bir söylemek istedim. Başka var mı? Hemen bakıyorum şefim. Bu arada ben şu böreklere bakayım, yanmasınlar. Ne kadar zenginiz. Vay vay vay. Ustacığım. Maşallah. Bunun üzeri kızarmış bu. Ne yapalım? Olmuş ben mudur? Ya bakayım bir vakit, bir dakika, bir dakika. Hop. Hayır, biraz daha dursun abi. Bir tık daha istersen. Altını pişer mi bu? Pişirir. Dengeli pişiriyor. Tamam süper. Birkaç dakika daha pişsin. Güzel kızar değil mi abi? Evet, evet. Katmerimiz hazır. Bu arada evet, katmerlerimiz bol hazır. Katmerlerimizi fırına gönderelim. Gönderelim. Ustacığım sen... Üstüne bir şey sürmüyoruz. Direkt atıyoruz yani. Sen gene söylüyorum. Yumurta falan sürmeyelim. Soğanlı böreği yapalım. Bence tamam, aradan çıkartalım. Tabii ki çıkaralım. Sen bir hamur aç bana, gözünü seveyim. Ben fırça yemeyeyim yarın. Hadi. Baharatlarını da atalım. Hepsi hani bende, ben hazırlayacağım. Ustam, katmere şeker koymadınız mı diyor bir izleyici. Koyduk şeker ya. Koyduk. Koyduk. Soruyor. Katmere şeker koyduk. Piştikten sonra kimisi bal da döküyor. Araplar çok seviyor katmeri. Üzerine bal da, güzel olur mu? Olur mu? Olurmuş. Ayva ustam. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Bizim babaannemizden hani daha önceden kalan bir şey bu. Böyle börek açardı benim babaannem. Ama pırasalı. Pırasayı pişirerek içine koyardı. Şu an siz ıspanakla çiğden yapıyorsunuz. Biz pırasayı da çiğden yapabilir miyiz? Yoksa ya hiç olmaz. Denemedim ben ama pırasayı hiç denemedim. Acı olur diye düşünüyorum. Pırasa, pırasa biraz serttir. Ustam bilir. Serttir ve liflidir. Ispanak gibi çabuk pişmeyebilir. Ama mesela biz pırasa böreği yaparız. Pırasayı uzunlamasına yardıktan sonra bir kaynayan suya sokup çıkarırız. Sonra buzlu suya alırız. Hem esnek bir yapı oluşur hem de rengi böyle yeşil kalır. Onun içine harç, yani börek harcı neyse onu koyup kat kat luska böreği gibi sararız. Ondan sonra güzelce fırında pişiririz. Ya da yağda kızartırız. Şimdi bu işlem bir hamurun içine koyduğunuzda belki lifli olabilir. Evet, bence evet, bir ön pişirme gerekir onda. Evet. Testi falan normal pişirerek hiç o şekilde içine riske, koyuyoruz. Riske girmeyelim, böreği, riske girmeyelim. Sen gene ön pişirmesini yapın hanımefendi. Aynen. Böyle yapalım. Tamam, teşekkür ederim. Evet, bu arada sevgili Nazuri annemizdi galiba. İzmir'den demin bağlanmıştı. Güzel de bir fırça attı bize. O böreği yapıyoruz şu an. Az sonra arayıp istemesin. Göndeririz, sıkıntı yok. Böreği bana gönderin. İster. O yaptığım böreği bana gönder. Buyurun. Bilir miyiz? Yaparız tabii. Yani fırına girsin de. Pişirmeyi. Ha, ocakta pişirmeyi. Evet. Çok da güzel olur. Ben mesela Bursa'da iş yerinde ocakta pişiriyorum. Telefon soruyorum. Güzel olur. Teşekkürler. Ocakta pişirelim. Şimdi ustacığım. Akşamdan demin... hamurunu yunursak olur mu? Akşam bu böreğin hamurunu yunursak sabah. Sabah bir yere mi gideceksiniz efendim? Ya da dinle. İki dakikada yoğurmuşlar herhalde. Ha, dinlenmesi için daha rahat. Çok yorgun değil efendim. Biz bir iki saat önceden yoğuralım, ondan sonra daha canlı. Bence bakın akşamın için sabaha bırakmayın derler ya. Yani bence akşamın hamurunu sabaha bırakmayın. Ama ben evde akşam börek akşamla yunuruyorum. Bir mağazını döküyorum, üzerine örtüyorum. Sabah da kalkıp hemen açmaya başlıyorum. Ya sıcaklık durmaz ama çok fazla. Sanki bir şey bir daha söyleyin orayı. Akşamdan diyor işim var diyor. Biraz diyor komşuyla oturacağım diyor. Akşamdan yoğuralım sabah diyor. Sabah misafirim gelecek ya. Tamam, misafir geldiğinde arayın beni. Akşam hamurunu yunuruyor, yumaklıyorum, üzerine örtüyorum. Ablacığım sen anlaşıldı, o hamuru akşamdan yoğuracaksın. Sen akşamdan yoğurabilirsin ama sevgili izleyiciler siz akşamdan yoğurmayın. Siz 1-2 saat kala yoğurup dinlendirin. Sabah da çok güzel açılıyor hamur. Bu arada ustacığım, emin canlı yayına alamadığımız bir sürü telefon soruları var. Evet. Sevgili Derya, sen şunları bana tek tek bir oku. Şimdi hanımefendinin dediği gibi ıspanağımızı şöyle vereyim ustacığım. Aman gözünü seveyim, o nasıl dediyse öyle yapalım, yoksa fırça yiyoruz.
Şöyle. Baharat falan demişti bir şeyler ama atacağız. Atacağım. Baharatın soğan. Üzerine atacağız. Şöyle soğanını da atıyorum. Bakın Nazire Hanım, soğanı ben koyuyorum özellikle. Yok efendim ben görmedim, soğan yoktu falan deme. Şurada lor peynirimiz var ustacığım. Kol böreğine maya konur mu demiş bir izleyicimiz. Hasan ustacığım bak sana sorular var. Kol böreğine maya konur mu? Hayır konmaz. Pizza hamuru nasıl yapılır denilmiş ama onu geçelim. Onu evet, pizza ustası gelirse evet. Cevap bile vermiyorum. Evet başka sorumuz? Buzluktan çıkardığımız börekleri çözülmeden atsak fırında olur mu? Çözülse daha iyi olur. Hani buzlu biraz yani beklesin. Ne işi varmış? Acelesi ne? İki dakika beklesin. Yani onu bir saat önce çıkarırsa çözülür. Şey ekran tam aldı değil mi burayı? Ne kadar baharat var. Zendüra Hanım soğanı koyduk, lor peynirini koyduk, ıspanağı koyduk, pul biberi koyduk. Ben biraz da benden kekik atıyorum. Bak sonra kızma. Tamam. Zendüra Hanım'ın telefonunu sevgili stüdyo şefimize verelim. Bir bağlantıya geçelim. Belki gözden kaçırdığımız bir şey varsa soralım. Tabii ki. Bu arada ustacığım ben evet. Bu böreği çıkartayım istiyorsan çünkü iyice kızarmış. Çıkaralım. Çıkarayım mı? Bakalım. Çıkaralım. Sen bir bak ustacığım. Ha, kontrol et istersen. Evet. Nasıl koktu ama değil mi? Yok. Ha? Çok güzel koktu. Şereyağı koktu. Bir şey değil. Değiştirebiliriz. Kendini çekmesi için. Değil. Bir kızardı biraz. Biraz daha durması gerekiyor. Tamam. O zaman ustacığım dedi ki biraz daha durması lazım dedi. Tamam. Yağlı. Yani bizim yaptığımız Antep kaymaklı ilgili böreğimiz değil evet. Kaymaklı fıstıklı. Yani bizde böyle yok. Balıkesir'de yok. Sadece yağlı. Anladım. Ona da mı katmer diyorsunuz? Katmer diyoruz. Gerçi Sivas'ta da katmer öyle bir şey var ama değil mi? Şey meşhur. Var. Şimdi katmer ismi. İsmi he. Katmer ismi birçok şeyde kullanılıyor. Katlanıp yağlı yapılan. Bizim Tokat'ta da katmer vardır. Tokat'ta ama şu katmerle hiç alakası yok. Antep'le evet, evet. De alakası yok. Bunu reklam dönüşü bir tartışalım mı? Tartışalım. Aramızda Sivaslı var mı? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şimdi ustama selam söyleyeyim. Katmer, katmer dediğim gibi çok yağlı olan, içine bazen böyle afyen deriz biz, haşhaş. Haşhaş dövülüp içine böyle zeytin ezmesi gibi pıtık pıtık dökülür. Onu böyle katlar yaparlar. Çökelek derler, onunla yaparlar. Bence i̇şte asıl, sade yağ koyarlar. Asıl katmer o galiba. Değil mi? Katmerin çeşidi değişiyor ama Antep'teki katmer bu şekilde yapılan yani içine kaymak konulup üzerine fıstık konulan katmer tamamen farklı. Bence katmere göre değişiyor. Şimdi ben iki tane aranızdan böyle ben kendime güveniyorum hamur açacağım diyen cengaverleri bir alayım. Gelsin bakalım. Yüzüklerimizi çıkaralım, ellerimizi bir yıkayalım. Evet. Şunu açtım da gözüm. Ben sizi şöyle bir alayım. Yok olmaz. Lavabomuz burada. İstiyorsanız Derya sen öncülük yap. Sen de ellerini yıka. Ben de yıkayayım. Antep dedik ama bir ustama selam söyleyeyim. Zendüra Hanım. Adil ustama hadi buradan. Hanımlar. Antep'i çok Zendüra Hanım duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ama Antepliler biliyormuş. Evet. Hala attı mı? Zendüra Hanım ben şimdi izledin duyuyorum, mi? Duyuyorum. İzledin mi böreği yaptık? İzledim. Oldu mu? Gene ne bir bahane var mı bir şey? Vallahi şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Ne kattın? Kimyon kattı mı? Kimyon. Kattık. Karabiber. Tamam. Pul biber, zeytinyağı, lor karıştıracağım soğanla beraber. Hepsini harmanladık. Hepsini harmanladık. İzlemiyor musun sen programı? Bak. Allah aşkına bak soğanları bir gör. Sonra yok koymadım falan deme. Görüyor musun? Gördüm. Afiyet olsun. Çok güzel olur. Şu baharatı da gösterelim. Bak burada. Baharata bak bak. Bak burada da senin dediğin. Nerede kameramız? Ya. Kimyon burada, tuz burada, pul biber burada. Vallahi. Hepsinden koyduk. Karabiber de burada. İşi gücü bıraktık anneyi şöyle. Sen şimdi ilk uçakla geliyorsun bu böreği yemeye. Bana yaptırdın burada. Çok güzel. Afiyet olsun. Tadı güzel olur. Beğenirsiniz inşallah. Siz nerelisiniz? Erzurum. Ben Kars, Sarıkamış. Tamam. Kars'ta da çok güzel börek vardır. Bence gazetinin tarifini vermeniz lazım size. Siz Karslılar gaz biliyorsunuz. Kaz var ya kaz. Aynen. Kaz etini çok iyi yapıyorsunuz. Kaz etini valla dayıncılım vardı bizim yoktu. Biz fakirdik öyle zengin değil. Ben size bir kaz göndereceğim. Söz veriyorum gerçekten. Bir kaz göndereceğim onu güzel bir tandır yapın. Yersiniz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ve programı böyle sahiplenip takip ettiğiniz için efendim. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler Allah'tan sağlığı versin. Zendür annemizi bir alkışlayalım. Çok sağ olun. Çok sağ olun Zendür Hanım.
Evet, biz ne kadar geçiyoruz. Profesyonel yapsak da dediğim gibi yani bu eski topraklar ve belli bir yaş grubundaki kesinlikle annelerimiz bizden çok iyi biliyorlar. Kesinlikle. Onlar ne diyorlarsa da biz yapacağız. Tabii, İstediğin tabii. kadar ünlü şef ol vesaire anne ne diyorsa doğrudur. Yoksa oradan oklava gelir. Ben size söyleyeyim. Sizler hamur atacaksınız. Sevgili ustamınki gibi değil. Bak ustamınki gibi demiyorum. Üçte bire razıyım ben. Yani üçte bir şu kadara razıyım. Açar mıyız? Açar Eğer mi? Siz de hamuru açarsanız ben de size çok güzel bir hediye vereceğim. Var mısınız? Sevgili izleyiciler, ekran başından bir yere ayrılmıyorsunuz. Birazdan hem Derya deneyecek hem ben deneyeceğim. Ama iki tane iddialı yarışmacı seçtim. Hediyelerimizi de burada gösteriyoruz şu anda. Bunları kazanmak için hamur açacaklar. Bakalım yapabilecekler mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Ama şimdi bunu tabii ki reklam dönüşü yapacağız. Şimdi ben onları bir hazırlayacağım. Evet. Hadi bakalım. O zaman ustacığım istersen hamurlarını verelim sevgili hanımların. Tek tek mi denemek istersiniz ya da ikişer ikişer mi yapalım? Şu an reklama gitmiyoruz öyle mi? Gitmiyoruz mu? Öyle mi? Yaparız bir tane. Evet, o zaman şöyle yapalım. Yaparız. Sizi alalım. Bu arada sevgili izleyiciler çok dikkat ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Eller yıkandı mı? Yüzük var mı? Evet. Ben ellerini yıkadım. Yüzüklerini de çıkarttım. Var mı yüzük efendim? Ellerimizi bir yağlayalım şöyle. Şimdi. Yağlayalım. Krem sürer gibi. Yandınız. Şöyle. Altın üstü şöyle. Abdest alır gibi. Siz de. Siz de. Buyurun. Gel. Tamam. Şey yap biraz sıyır mı? Bana gel şöyle. Tamam. Sür. Çok elini basın Allah. Sıyır. Biraz sıyır. Şimdi yüzü. Şaka yapayım. Şöyle yapın. Evet. Ben hamurları koyalım. Verelim. He? Bekleyin. Sevgili Hasan Usta. Rayı Usta'nın ezsin. Bu herhalde oldu. Çıkarttın mı? O zaman. He? Hazırlayalım. Bakayım abi. Vay bir çıtır çıtır oldu herhalde. Of. Çıkartıyorum. Yani daha rahat açacaksınız. Merdaneyle ezdiğinizden. Kenarlarını bu şekilde güzel yazıyoruz ki hamur büyüdüğünü de kenarlarını durduğu için kalın kalmasın kenarları. Evet hamur, sevgili Hasan Ustacığım. Büyük jüri sizi şöyle yanlara alalım. Bir hamur daha alalım ustacığım. Hanımefendiye de alalım. Şimdi püf noktalarına dikkat ettik mi? Bir tane açalım ondan sonra. Rayı Usta. Neye dikkat ettik? Bir tane. Yağlar inceltildi. Kaç metre açarsınız? Bir hamur daha alalım. Şöyle yapalım mı? Birisi bir tanesini açalım. Şimdi ikisini şöyle bir başlatacağız. Bir heyecanlı bir duruma getireceğiz. Ondan sonra zaten reklam dönüşü onlar yapıldı olurlar. Ya hamurun altında kalmış onları göreceğiz. Aynı yere sığmayabiliriz. Bir tanesini hemen bir açalım şöyle. Sizi bir görelim o zaman. Siz bir başlayın bakalım. Bir antrenmanı bir göreyim. Yeter. Birazcık. Kenarlarda güzelce. Evet. Ama ustam yardım ediyorsunuz. Etmiyoruz. Yardım etmeyelim. Tamam pekala. Ya bir şeyini falan gösterelim daha tutuşunu hadi falan bakalım, gösterelim. Hadi bakalım. Hop. Bir heyecan. Tamam ne yapacağız? Maşallah. Nasıl yani? Çamaşır gibi. Dur. Ama. Bir dakika. Kesinlikle birine komşuya sinirlenmiş çamaşır günündeki hanımefendi gibi kaldırıp fırlattı. Evet hamuru biz alt üst yapmıyoruz. Şöyle tut bir defa böyle. Tuttum. Şöyle tuttun. Evet. Şunu da şöyle tut buradan. Tuttun. Tamam şimdi açılalım, ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Sağa doğru. Tabii sağa doğru. Sağdan sola doğru. Çevirmen lazım. Çevir kaldırman lazım. Bir daha. Ama kaldıracaksın. Bir dakika. Bir elini buradan tut. Tamam. Bir... Şöyle mi? Ablacığım dur. Ha böyle tut. Efendim o tarafa değil tepemizden çevireceğiz. Sağdan solunuza doğru. Hadi biraz bakayım. Kaldır. Şimdi dön. Hop. Dön. Hop. Olmayacak. Hayır arkadan döneceksin. Öyle değil. Arkadan ne? Herhalde arkadan döneceksin. Evet sevgili izleyiciler. Hanımefendi bu kadar açıyorsa buradaki hanımefendi bakalım ne kadar açabilecek. Olsun. Reklam dönüşü. İki tane yarışmacımızı burada göreceğiz efendim. Evet sevgili izleyiciler heyecan dorukta. Biz reklama giderken burada bir hamur vardı değil mi? Evet. Nerede hamur? Hamur açıldı. Nereye? Açıldı gitti. Ufuklara doğru gitti. Evet. Şimdi hamurun biri ziyan olmadı. Evet. Onu böreğe çevirdik. Sizlere reklam dönüşü dedik ki ben kabul etmem. Yeniden açacağız. Şimdi sevgili yarışmacılarımıza börek açtıracağız. Evet. Sevgili jürimiz, ustamız başlarında olacak. Bu arada bizim fırına attığımız katmer... kol börekleri piştiler. Ben onları bir çıkartayım şurada yanmasınlar. Siz de yavaş yavaş bir antrenmana başlayın.
Şey, diğeriyle yapalım şefim. Yağlı tekrar. Bir tane daha mı açalım? Tabii. Bir tane daha açalım. İki yarışmacımız olacak ya. Şey ama hamurumuz da azalıyor. Bir tane açtık zaten. Notunu veririz. Diğeriyle yapalım. Siz yapacaksınız. O zaman açmayan hanımefendiyi. Aynen. Açmayan hanımefendiyi açalım. Yapalım. Siz açtınız. Fena değil. Fena değil. Ne kadar yardımcı oldum? Az bir şey oldum. Tamam. Zaten oldunuz. Zaten ilk defa açtınız. Tamam, o size yardımcı olduğum kadar ona olacağım. Size de Raif Usta'm yardımcı olacak. Evet. Ama haksızlık bir yapmayacağız. Bir telefon bağlantımız var. Haksızlık yapmayacağız. Peki. Haksızlık peki. Yapmayacağız. Yani. Ya ben ne yaptım? Biraz ezdim. Bir dakika. Biraz bir böyle ezdiniz. Hasan Ustacığım. Buyurun. Bir hatta bağlantımız var. Mevlüt Yazıcı, Erzurum. Aa, dayım olur ya. Senin dayın mı? Evet, öz dayım olur. Hayırdır? Ben benim dayım diye bekledim ama senin dayın çıktı. Mevlüt şöyle. Bey. Yani yazıcıysa? Şöyle. Duyuyor musunuz bizi? Efendim buyurun. Buyurun efendim. Ben kendi dayım diye sevinmiştim ama değilmiş. Hasan Usta'nın dayısı çıktı. Selamlar dayım. Merhaba. Sürpriz yaptın. Merhaba. Aleyküm selam. Seyredekleyiniyoruz. Maşallah. Çok başarılı programlar yapıyorsunuz. Çok sağ olun efendim. İnşallah. Erzurum Horasan'dan. Horasan. Erzurum. Dadaşlar bir yerde Erzurum Horasan Değirmenler Mahallesi'nden. Değirmenler. Güzel vatanımızdan. Güzel vatanımızdır, güzel vatanımızdan arıyoruz. Dayım normalde değirmencidir. Su değirmeni yapar. Bir dakika, yani konuyla olur. Bağlantısı var yani. Var tabii. O zaman ben şu soruyu sorayım mı? Umdan anlar yani. Mevlüt Bey, iyi böreklik un için neye dikkat edeceğiz efendim? Nasıl seçelim unu? İyi böreklik un için, tabii Hasan Usta'm daha iyisini biliyor ama bizim su değirmenim vardı benim. Evet. Efendim çok güzel un yapardım. İnceyerek deriz. İnceyerek. İnceyerek vurmadan ben ele onu yutürdüm ki inceyerek vurmadan ekmek yapılırdı. Bu tandır dediğimiz bir şey vardı orada. Çok güzel yapardılar. Tabii. Hatta Hasan Usta'nın nenesi yani çok meşhur ekmeği yapardı. Ekmeğin hangi tarafı tandıra vurulduğu tandır ekmeği. Belli olmazdı. O kadar şahane yapardı. Evet. Ama çok güzel yani ürün yapardı. Ben de ona göre ama unun orijinali. Çok güzel yani unlar yapardık. Şimdi Mevlüt amcanın değirmeni duruyor. Ama tabii onlar duruyor. Kaldı şimdi. Duruyor ama ya tabii emekli ol yapmıyor artık. O artık müze haline geldi. Müze halinde duruyor. O su değirmeni. Bu arada Mevlüt amcaya çok teşekkür ediyoruz. Sürpriz yaptın. Sağ ol dayıcığım. Çok yani keşke ederim. yakın olsan da senin su değirmeninden çıkan o unu kullansak da o muhteşem buğday kokusunu Anadolu'yu hissederek yapsak ama tabii bir yer uzak. İstediğimize gönderiyor. O zaman ben sizden şöyle bir 5-6 çuval fazla değil un istiyorum. Börek deneyeceğim burada Mevlüt amcacığım. İnşallah. Allah fırsat veririz inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Bu arada şifremiz sevgili izleyiciler biz her gün bir hediye veriyoruz. Zannetmeyin ki ben bugün sizi unuttum. Şifremiz alttan geçiyor. Şifreyi takip edin. Programın sonunda düşürene gene o sizin saçla ilgili bakım setiniz hazır. Bak ortada duran o. Onu göndermeye de devam edeceğiz. Şimdi böreklerimizi çıkarttık. Eyvallah, hemen şöyle şimdi hamur açmaya geçmeden önce bir bakalım. Çıtır çıtır oldu. Evet. Şu sesi. Çok güzel. Bak işte bu. Yani üzerine su falan sakın. Muazzam. Dayım da gitti herhalde. Selam olsun tekrar. Unutmayayım ayıp olmasın. Katmerimizi de yaptık. O da tabii yine böyle çıtır çıtır. Niye çıtır? İnce açtık onun için. Yani ince olacak. Demek ki o sesi. Buradaki ustalığın. Şu an sonuçları bu şekilde. Evet, oluyor. Evet. İnce açacağız. Yağ da önemli, un da önemli. Usta. Yağlı olacak diye sakın korkmayın. Yağımız bol olsun, doğru mu? Doğrudur. Yani toprağımız bol olsun der gibi oldu ama yağımız bol olsun. Yapacak bir şey yok. Usta, yani. Bir soru var. Açalım mı? Buyurun. Bir soru var hemen hamurla alakalı. Yağ ile açılan hamurdan baklava yapılır mı diyor. İzleyicimiz. Acayip sorular. Ben valla 40 yıldır, gerekiyor. Ya gerçi yaşım daha 40 yıldır programa çıkıyorum diyecektim. Ne acayip sorular böyle. Hemen ardına sorulmuş. Bu hamurdan baklava yapılır mı? Ya hiç denemedin. Ya baklava nişastalı bir hamurdur. Yağlı bir hamurdan baklava. Tam tersi. Olur mu? He? Bak. Orada Antepli bir hanımefendi var. Mikrofon orada mı? Abla tarif etsin. Ben de buradayım. Bir taraftan açalım mı? Biz şöyle yapalım. Sevgili izleyiciler. Diğer yarışmacımız. Baklava hamuru nasıl olur? Antepli bir hanımefendi var aramızda. Ondan dinlerken ikinci yarışmacımız isim neydi efendim? Sizin. Sizin. Siz açmadınız demin. Evet. Siz açmaya çalıştınız. Evet. Biraz becerdi.
Değerlendireceğiz şimdi. Jüri heyeti değerlendirecek efendim. Buyurun. Mikrofonları yok ya. Tabii usta biraz büyüttün evet, mü? Evet. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi baklavamını konuşmuyor mu? Ustacığım aynı şöyle. Doğrultuda yardımcı olalım. Evet. Hanımefendinin hakkı siz, geçmesin. Fazla olursa siz söyleyin bana. Şimdi heyecan yapmana gerek yok ama. Tamam. Heyecan mı var? Şöyle bir alkış o heyecanlandı hadi. Heyecan yok ya. Şu heyecan yok. Şu şekilde tutup sallayacaksınız. Sağdan sola heyecan doğru. Heyecan yok. Eller bir şey. Evet. Bakın, sağdan sola doğru. Hadi. Evet. Çekerek sola doğru vuracaksınız. Evet. Hayır, böyle şimdi olmayacak. Güzel. Bir alkış. Çevir. Bir dakika. Şimdi bir daha tekrar tamam, yeniden. Yırtma. Evet. Şimdi sağ elinizi şöyle üstten tutun. Evet. O şekilde. Şimdi şöyle tutup yere vurun. Bana değil ustam, yere. Ustam sen kendine dikkat et. Bana değil yere. Bir dakika. Rahip ustamın yardımcısı, asistanı diyelim, yarışmacısı. Hanımefendi de bizimki. Benim evet. Ve Özlem Hanım. Bizim. Tamam. Benim. Şimdi bak şuradan tutun. Evet. Hayır, sert yapamam. Bir şekilde çevirin. Güzel. Az daha düşüyor demek evet. Ki. Yani bundan börek olur mu ustacığım? Bilmiyorum evet, yapacaklar. Şimdi şöyle yapayım. Tutalım bakalım. Sizce börek olur mu? Evet. Rahim usta. Yapalım. Bir daha evet uzatalım, devam edelim. Bir şeyler yapın. Hayır uzatalım. Bence durumu kurtarmaya çalışsın evet. Derim. Kurtar. Biz kurtarmaya çalışalım. Hayır at üzerine at. Hayır. Ziyan olmasın şimdi. Evet. Ziyan olmasın ama. Evet. Şimdi bizim yaptığımızı alalım. Özlem Hanım'la. Şu evet. Muydu? Evet, onu alayım. Evet. Çok bakın zaman. Sevgili izleyiciler, Özlem Hanım'ın açtığı bir böreğe dönüştü. Dönüştü. Şimdi eğer ki böreğe dönüşürse biz bunu doğru kabul edeceğiz. Ama böreğe dönüşmeyip yırtıklar çok kalırsa Rahip Ustacığım da kurtarmaya çalışıyor. Kendi yarışmacısı ya. Tabii evet. Biraz bakalım ortaya ne çıkacak. Ama torpil olmasın. Tamam. Ondan sonra da şey yapacağız. Yeter. Değerlendireceğiz. Yeter. Malzeme patates koyalım. Kim koyar? Ben yardımcı olayım biraz yine az da olsa şu şekilde. Ustam çok hile var bu işte lütfen. Yani çok. Yok. Evet, dursana evet. Yok. Evet, olmaz. Evet. Nasıl yok. İlkinde de öyle oldu ama. Sen nasıl? Ben hiç malzeme koymadım. Ben sana söyleyeyim. Ben hiç malzeme koymadım ben sizin yarışmacınıza da yardımcı olmuştum. Evet. Nerede? Evet. Katlayalım şimdi efendim. Şöyle katlıyoruz. Ustacığım katlama işlemini bence hanımefendi yapsın. Evet siz katlayın. Eyvah. Patates böreğine döndü o. Evet bakalım sana olabilecek mi? İnşallah olacak. Şimdi isim neydi? Hatice Hanım. Kaç defa söyleyeceğim ha? Hatice Hanım Antepli misiniz siz de? Hayır ben Antepli'yim. Neresi? Giresun. Giresun'da börek yapmıyoruz mu hiç? Ben su böreği açıyorum ama. Ve kol böreği hiç yapmadın mı daha önce? Yapmadım. İlk defa yapıyorsun ama. Sarı. Evet şu şekilde bari. Sarı. Hamur sarı. Bence gevşedi çabuk olur. Sar. Allah kurtaracak vallahi. Sar. Biraz daha dayı, şöyle. Bıraksana Allah aşkına vallahi. Ya. Nerede o bizim şey? Oldu. Şöyle sarın biraz daha. Oldu şu mu? Şekilde uçlarını birleştirin. Oldu. Diğerini de getirin değil. Bu tarafa. Şöyle diğerini de getirin bu tarafa. Tamam bizim böreğimiz. Bakın. Beğendiniz mi? Şöyle yapalım. Evet tut güzel. Şöyle. Bence fena değil yani. Siz çıkmayın. Evet. Özlem Hanım tutun şöyle. Evet. Bir yan yana şöyle. Koyalım. Yan yana koyalım. Bak abi. Tut böyle tut. Siz de tutun. Evet. Sevgili seyirciler. Siz de şöyle tutun. Hangisi? Bir dakika. Birinci alkışla anlayalım. Aynen alkışla anlayalım. O zaman alkış aynı değerine mı? Göre. Evet. Biz birinciyi tespit edeceğiz. Bir de bizim vereceğimiz puanlara göre tespit edeceğiz. Şimdi Özlem Hanım'ınkini bir alkışlayalım. Yalnız. Evet. Yalnız Hatice Hanım şöyle şey yapıyor. Göstereceğim ben size. Evet Hatice Hanım'ınkini bir alalım. Haksızlık yapmayalım. Böyle sanki hayır, ikisi de aynı yapmayalım. Gibi. Hayır haksızlık yapmayalım. Aynı birincisi olur mu Allah aşkına? Hayır. Hangisi iyi? Peki ustacığım. Ustam. Sizinkisi daha iyi. Ama haksızlık yapmayalım. Birinci Özlem Hanım. Şey gibi olmasın. Banu Alkan'la neydi o öbürü? Yarışıyor ben birinciyim sen ikinci. Bakayım. Özlem Hanım sen iyice böyle avucunun içinde bir tutmaya çalışıyorsun. Çünkü dökülecek gibi bir şey. Hayır bak. Tamam. Evet. Neyse biz kabul edelim. Şimdi bir de tabii ustalarımızın vereceği puan da önemli. Alkışta ikisi de eşit. Bence alkışta eşitler. Yani aşağı yukarı. O da muhtemelen tanıyorsunuz. Bir de Hatice Hanım şey dedi. Çok alkıştayım. Şimdi ustalarımızınkini bir görelim. Ustam siz kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden kaç puan? Ya ben 10 üzerinden 8 veriyorum Özlem Hanım'a. Hatice Hanım'a da hiç puan vermesem daha iyi olur. Yok bir teselli puanı verelim. Teselli şaka yaptım. Size de ben 5 puan veriyorum. Sen ustacığım.
Vay bu sen tam tersi söyle be. Ben de 8 puan veriyorum. Nereye? Olur mu? Yalnız, haksızlık yapma. Yalnız Bursa'ya ayrı araçlarla gideceğin aynen. Gibi duruyor. Böyle bir Hasan Usta'ya bakışın. Yok. Ben de bir 8 vereyim oradan. Usta, biz o zaman yapma. Şöyle yapalım. Yalnız. Şimdi uzatma. Yalnız hanımefendi tamam, su böreği için daha ben uzmanım dedi. Evet. Sevgili izleyiciler, şimdi biz su böreği tutamayız yani. Kusura bakma şimdi. Aynen. Bunun için yarışma düzenledik. Biz sevgili izleyicilerimize, yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. İkisi de gerçekten çok başarılıydı. Bir kere 1-0 önde başlıyorlar. Bunlar ev hanımı ve evde bunlar bu böreği 100 defa yapmışlardır. Tabii ki bir börek ustasıyla aşı katılmaz ama hanımefendininki biraz daha iyi. Eyvallah. ben sizin tamam, ikinizi de şöyle ortanıza gireceğim. Birinciyi açıklıyorum. Siz ikiniz de birincisiniz. İkinize de hediyelerinizi vereceğim. İsterseniz elleriniz çok yağlı. Ellerinizi yıkayın. Hediyelerinizi takdim edeceğiz efendim. Oynamış sağ ol. Etmesinler. Valla bildiğin şey oldu. Biz bu arada ne yapıyoruz? İyi şeyler yapıyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerin, yarışmacıların hediyelerini vereceğiz. Bu arada siz sevgili izleyiciler şifremizi takip etmede şey kalmayın. Yani siz hediyeniz orada duruyor. Sizin hediyeniz altta. Birazdan o da sahibini bulacak. Şifreyi takip ediyorsunuz. Sonra telefonun ilk hattımızı düşürene de saç bakım hediyemizi gönderiyor olacağız. Daha bir yere ayrılmayın. Burada çok özel bir tatlı var. Bu tatlı, bu arada metrem de yanımdan ayırmıyorum. Metrem düştü. Açalım biz. Aa, Bağdat Urma tatlısı. Ustacığım, evet. bu tatlıyı hamur açmadan önce biraz bize bahseder misin ya? Ben evet. Çok dikkatimi çekti. Tadına baktım, muhteşem. Bağdat Urma tatlısı Bursa yöresinin esasında çok şeyidir. Eski bir tatlıdır. Yani belki yüzyıllardır yapılan bir tatlıdır. Bir kişi yapar. Dededen oğula geçer. Tarifini vermiyorlar. Her programa götürüyorum. Bana da vermiyorlar. Peki ufaktan bir falan söylemediler mi? Hayır. Yani Hindistan cevizi tabii daha çok ağırlıklı. Hindistan cevizi tozu mu var, suyu mu var bilmiyorum. Fakat çok lezzetli şöyle, bir şey. Ben çam birer sakızı çoban armağanı. Nice hamur açmalara diyorum. Sizi de alalım hanımefendi buraya. Hanımefendi alalım sizi de. Hayır lütfen buyurun. Sizi yerinize uğurluyoruz artık. Bir tane Bağdat tatlısı koyacağım aha buraya. Teşekkürler. Hanımefendi peki. Buyurun sizi alalım. Kızmadınız değil mi? Yok. Buyurun. Peki. Güle güle afiyetle tüketin. Elinize sağlık. Güzel hamur açmaya devam edin. Peki. Evet yarışmacılarımızı alkışlıyoruz. Eyvallah. Önlükleri çıkartırsınız. Şimdi en uzun böreği açalım da simit yapalım. Ne kadar vakit var? Daha vaktimiz var. Evet. Sevgili izleyicilere bundan bahsettik. Bağdat. Ben tarifini istedim ama hakikaten vermiyorlar. Birazdan sizlere dağıtacağım. Tadına bakacaksınız. Çok değişik, enteresan bir tadı var. Sen, İçinde hurma var mı? Canım istedi galiba abi. Şey ustam ben abi. De bakabilir miyim tadına? Hurma ayıp, var mı içerisinde? Ayıp olmaz değil mi? Bana ayıp, verce, hepsine vereceğiz. Herkese vereceğiz. Hasse de veririm. Tabii evet. Ki lütfen buyurun. Evet. Tadına şimdi bakayım. Hurma tadı, Bağdat hurma tadı şekil olarak... Benziyor hurmaya. Hurma yok. Yok. Bir şey söyleyeyim. Kemal Paşa'yı da andırıyor. Değil mi? Şanbaba tatlısını da andırıyor. Kalbura bastının da bir tadı var orada. Hmm. Hani ben yavaş yavaş çözeceğim. Belki burada deneriz. Bilmiyorum. Şimdi söz vermeyeyim ama çok güzel bir tadı var. Buradan çok yapan lezzetli. Ustaya da teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Şimdi simit yapalım isterseniz. Simit mi yapalım yoksa şeyi mi yapalım? İstersen şöyle yapalım. Vaktimiz var. Tezgahımız da yağlı. Ustacığım kendi rekorunu kırmaya hazır mısın? Allah'ın izniyle hazırız. O zaman hadi başlayalım. Ustam. Hadi ya ustam. Hadi ustam. Göreyim seni. İki hamur koyalım ustam. İki hamur koy tabii ya. Evet sevgili izleyiciler 5 metre açılmıştı daha önce. Şimdi 5 metrenin üstüne 5 santim çıkarsak sevgili ustacığım kendi rekorunu kıracak. 505 santim öyle mi? Bakalım deneyeceğiz. Hiçbir televizyon kanalında herhalde 5 metreyi geçkin bir börek hamuru açılmadı. Bir tane daha vereyim. Ustamız ilk defa vereyim burada deneyecek. O da meslektaşı olduğumuz için bize saklamış kendisine. Teşekkür bakalım. Ediyoruz. Dur biraz büyüteyim. Evet. Hasan Usta ve Rahip Usta'dan şu anda börek hamur açma şovu başlıyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Daha İstanbul simidi ya da Bursa simidi. Simit nasıl sokak yapılır simidi, evde? Evde onun da tarifini vereceğiz. Evde yapılabilir gibi öğreteceğiz size. Bu ıspanak lazım değilse kaldırıyorum. Ya, çıkışta simitçiler mümkünler kapıyı şey yapmasın abi her şeyi öğretiyoruz. Bunu yine, he? Hiç vallahi, şey olmaz. Simitçiler odası toplanmış Bursa'da bizim. Düşünsenize. Şimdi hamuru tabii iki tane hamur koydum. Gördünüz mü? Rahim Usta çaktırmadan bir şey yaptı. Evet. İki hamur koydu. Şey yapalım iyice altını iyice yağlayalım.
Hatta bir tur atalım. Çevireceğim. Ustacığım şurayı elinin altına açayım mı? Bu lazım olan yarısı bir şey var yarısı yoksa? Yarısı var. Bunlar lazım mı? Komple alacağız size oraya kadar. Ocağa kadar alacağız. Heh, alalım o zaman. Tamam. Hadi, koydun mu? Harika. Yağ ne kadar bol sürüyoruz görüyorsunuz. Bu arada fırındaki böreğimiz de pişti. İstiyorsanız onu da çıkartayım ben. Kokusu geliyor, yanmasın. Seyircilere börek dağıtacağız, söz verdik. Oo, süper, 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 süper. Kilo yapmaz, asla. Evet. Nasıl? Çıtır çıtır. Çıtır çıtır, çıtır çıtır. Üzerine yumurta sürmenize gerek yok. Of, of, of. Nasıl? Bak, görüyor musun? Bak. Yani sesten zaten i̇şte ne olduğu anlaşılıyor. Hadi bak ustam. Evet başladık. Aman evet bir alkış, moral alkışı alalım. Hadi ustam. Yavaş. Hop. Hadi bismillah. Hop. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay yeter yeter uzatalım. Ay yeter. Ay yeter yeter mübarek. Yırtacağız. Tamam sorun yok. Sorun yok. Biraz... Evet, 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 evet. Şu an herhalde bu 3-4 metre var gibi değil mi? Var var. Daha şey yapacağız. Birazcık daha dursun. Tabii bu tarafa gidebilirsin. Evet, sevgili izleyiciler. Tezgahı komple kapatacağız. Bizim stüdyodaki bu tezgahımız zaten 5 metreden uzun. Gördüğünüz gibi tezgahın boyuna evet, gelmeye şöyle. Başladı. Biraz daha şöyle hop. Gel gel al al al. Devam, devam, devam. Biraz daha getireyim mi? Getirelim biraz daha. Tamam. Hey maşallah. Vay orayı yırtma ne olur. Hop hop. Tut orayı kaçırma kaçırma. Ayvostam gel böyle gel gel gel. Ayvostam. Ben de şey. Çabuk çabuk çabuk. Atalım. Gimnastikçiler gibi elimde metreyle son, bekliyorum. Aynen aynen. Aynen. Aman. Dur. En son yaparız. Bitirelim evet, en son. Evet şu an alacağız. Görüyorsunuz. Yani burada daha işlemi bitmedi. Kendi rekorunu deniyor sevgili izleyiciler. Hakikaten şuraya baksana bir, iki ayakla sayılır mı? Ayakla sayma, bende metre var. Canını sıkma sen. Ben burada bekliyorum. Tebrik ediyoruz. 5 metreyi yakalayacağız mı? Evet. Ne yazıyor ki altyazı? Ne diyor? Ayıp ustam. Efendim. Olacak mı? Olur Allah'ın izniyle. Şey mi, patatesli yapalım ha? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şey yapalım mı? Ayıp ustam beraber. Hamur uzun, hep beraber bize yeter. O zaman koyalım. Herkes eline bir şey tutmuşsun tabii, tabii, diyorsun. Koyalım, yani. Koyalım şöyle. Koyalım. Rekor denemesinde bana yardımcı olun. Koyalım. Evet. Evet sevgili izleyiciler, kendi rekorunu deniyor sevgili ustacığım. 5 metrenin üstüne çıkacağız, birazdan göreceksiniz. Muhteşem bir hamur açıldı. Ben de hiç yapmadıydım ama bir deneyeyim bakayım nasıl. Tabii tabii sarıyoruz beraber. Hanımefendiye demin sarıyoruz. Kızdım ya ben de patlattım. Ben. Hayır hiç olmadı. Hayır normalde şu havalarını biz alıyoruz zaten. Sararken şunları zaten alıyoruz. Şöyle. Hay maşallah maşallah. Maşallah. Geçmiş miyizdir rekoru? He? Sizce? Bakacağız. Ölçeceğiz. Merak etmeyin. Ben bakacağız, metreyle biraz, bekliyorum dedim ya. Nereye gitti metrem? Biraz çek Ayıp Ustam çek. Burada şefim burada. Aman sen kaybetme Deryal metreyi. Biraz çek Ayıp Ustam çek çek çek. Yavaş yavaş. Hayır, çık oradan. Çok çekmeyelim burada kopmasın. Metre. Elinden bırak onu istersen. Heh, tamam. Tamam. Şöyle geç şöyle geç şöyle geç. Tamam. Orayı boşaltalım. Orayı tamam, boşaltalım. Tamam tamam. Çek 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 çek. Buraya kadar geliyor. Bir dakika. Yavaş. Bir dakika bir dakika. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şöyle yapalım. Kopmasın şöyle ama yapalım. Kopmasın. Evet. Kopunca ne oluyor? Sayılmıyor mu? Şöyle gerdirelim iyice. Ustacığım evet. Sen şunu bir tut. Daha buradan tut. Gidiyor ama böyle. Yok en uca tut. Aha en uçtayız. Bak, ben gerdirelim. Ben sevgili aa, ustamın hakikaten hakkını yemek istemiyorum. Hayır estağfurullah. Şey biraz daha düzeltebiliriz. Gidiyor mu? Yavaş yavaş. Şey böyle gelir misin Derya Hanım? Bir dakika ben düzelteceğim. Böyle gelin. Şunu tutun. Ben biraz şey yapayım toparlayayım. Bekle bekle bekle. Bir şey söyleyeceğim. Kameramın şöyle kolunuzu gösterelim. Hayır, o ucu da al, o ucu da bakın, al. Bakın sevgili izleyiciler. 5 metre şöyle görüyor muyuz? Evet. Ekranda? Maşallah. Şu anda 5 metre buraya kadar. Hamurumuzu gösterelim. Daha 5 metreden şuradan işaretleyelim. Ustacığım işaretleyelim. Ben tuttum. Sen, bak ustanın tuttuğu yer. Bırakalım metrenin ucunu. Bırakalım. Bırakayım bıraktım. Bıraktım. Kopmasın ama. Hayır 35. Tahmin edin. Hayır. Abartmayın siz de. Bir metre olur mu burası?
5 metre 35 santimle kendi rekorunu kırıyor ustamız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Hep beraber tutuyoruz. Siz de tutun. Şöyle tutun. Tamam, böyle tamam. Tutun. Hemen tuttum. Hemen. Evet, evet, hemen. Evet. Az ileri, 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 ileri. Şu an koparma. Düz tut, önüne bak, önüne böyle gel. Şöyle. Şu anda elimizde tuttuğumuz börek şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en uzun kek hamurdan börek sevgili izleyiciler. 5 metre 35 santimle sevgili ustalarıma teşekkür ediyoruz. Yani bu işin hakkını veriyorlar, helal olsun. Bunu artık şeye mi çevirelim, tepsiye? Saralım. Nasıl yapalım? Tamam. Az kalsın komple. Evet, 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 evet. Kopmadı. Harika ya. 5 metreye geçti. Ustacığım vallahi yani helal olsun. Başka bir söze gerek yok. Teşekkür ederim. Gerçekten helal olsun. 535. Yine rekor sende Rayip Usta be. Teşekkür ederim. Yani teşekkür. Yine rekor sende. En iyisini çıkana kadar yok. Yok. Ben en iyisini yapana kadar en iyisi benim mi diyorsun? Evet. Öyle bir ben en iyisini yapana kadar en iyisi bu. Benim. Evet. O zaman sana teşekkür ediyorum. Rayip Usta bir daha söyle o cümleyi be. Bence toparlayamadım. Dur, İkimiz de toparlayamadık. Bir dakika, bir dakika. Daha iyisini yapana kadar en iyisi benim. Ki. En iyisini yapana kadar en iyisi bu. En iyisini yapana kadar en iyisi bu ve ben. Evet. Şu anda böreğimizi biz tepsiye alacağız. Pişecek. Ustacığım. Hamura bak. Senin şu meşhur simitini sevgili izleyiciler merakla bekliyor. Çünkü simit biliyorsunuz hani kandil geliyor hemen simiti nasıl yapacağız evet, ya işte fırından evet, alalım mı? Evet. Ya da çocukların canı çekiyor kahvaltılık simit evde her zaman hazır mı almak gerekiyor? Tabii. Hep bir sorundur. Evde de simit yapılır mı fırındaki gibi? Aynen. Hep birlikte şimdi onun tarifini alacağız ve sevgili ustamdan göreceğiz. Zaten börekleri göreceğiz. Tezgahın yağını tattıracağım. Ne kadar vaktimiz var ona göre simit. Şu an vaktimiz öyle mi? 8 dakikamız var. O zaman hamurunu hemen bir tane yapabilir miyiz ustam? Hemen, tamam. Hemen. Bir tane yapsak hemen, göstersek hemen, en azından. Hemen hemen bağlayalım. Hayır usta. Nasıl mayalandı görüyor musunuz hamurları? Evet. Bu şimdi simit hamuru mudur? Evet evet. Şey yapalım biraz yağını alalım şu tezgahın hızlı bir şekilde yapalım. Peçetemiz tamam ben de yapabilirim belki. Tabii. Beraber yaparız yaparız. Peçetemiz var mı şefim? Hemen ben yaparız. Sana yağını alıyorum. Yağını alalım tezgahın. Hamurlar şişti değil mi? Mayalandı değil mi? İçerisi sıcak. He? Peki ne kadar maya var tarifini okuyalım mı? O zaman Rayip usta söylesin. Hamur tarifini verelim ustacığım. Rayip usta da söyleyebilir ya ezberden. Evet. Tabii ki tabii ki. Tabii. Sallamasan. Yok sallamam. Net söyle ama. 1 kilo una. Tamam. 1 tatlı kaşığı tuz. Tatlı bir mi? Tatlı kaşığı. Evet. Bir tane borcam bir tamam. Şey alalım. Yani 40 gram kadar o marketlerde satılan bir kalıp olan 40 gram kadar maya. Maya. Mayanın kuru veya toz fark ediyor mu? Yani kuru maya olması daha iyi. Ama yoksa... Şey yaş maya. Yaş maya pardon. Yaş maya olması. Bak orada bir püf noktayı kaçırıyorduk az daha. Evet. 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 Yaş maya olması. Ocağı da yakalım mı? Evet. Evet. Ocak yansın. Sonra, evet. Tamam. Su böreği. Ondan sonra ne vardı? Onun haricinde şeker atıyoruz biraz. Evet. Peki ustacığım hepsini güzelce yoğurduk. Mayalanma evresi ne kadar? Mayalanma evresi bir oda sıcaklığında 20 dakika yarım saat yeter. Falan. 20 dakika yeterli. Şu hale geliyor. Dakika, aynen bu hale geliyor. Evet hamurumuzu iyice bakalım. Yani tuz, şeker, maya, yağ. Gördüğünüz ekranda ve biraz da yumurta bir tane kırabilirsiniz. 100 gram sıvı yağ. O da ne kadar yapar 100 gram sıvı yağ sizce? Bir çay bardağı, bir çay bardağı. Ya biz genelde kilo mesela tatlı kaşığı, yemek işte kaşığı falan pek bilmeyiz. Buna pekmezli şey atayım mı? Çünkü biz evet, kiloyla yani tarifleri daha çok size uydurmaya evet, çalışıyoruz. Ona su koyalım. Şey ocak yanıyor mu? İkisi de yansa iyi olur. Su bereği de bu arada var. Onu pişirip hemen çevireceğim. Bir dahaki sefere su bereği yapabiliriz şefim. İkisi de tabii, yansın. Tabii, tabii. İkisi de yansın. Yani programda biz dolu dolu fazla yapalım dedik ama tabii ki yetiştiremedik malzemelerimizi. Kısık yansın, yanmasın ne olur. Bir dahakine biz yapamadıklarımızı tekrardan kaldığımız yerden devam ederek yaparız sevgili izleyiciler. Buna şimdi, biraz su alabilir miyiz? Su. Şuradan hemen dökeyim ben sana. Hemen ne kadar olsun ustacığım? Hayır usta hızlı bir şekilde bağlayalım. Şey biz simidi yapıyoruz ama bu ara yeterli de. Tarif de edebiliriz. Yapılışın tarifini nasıl edeceğiz bilmiyorum. Rayip Usta yapabilir herhalde. İkisini de açtım şefim. İkisini. Bakın birazcık suyun içerisine pekmez koyduk. Üzüm pekmezi koyduk. Ve susama da dökelim. Susama da dökelim. Kavrulmamış susam ilave edeceğiz. Pardon kavrulmamış susama pekmez ilave edeceğiz. Evet pekmez ilave ediyoruz bu şekilde. Tamam. Uf, çok. Ben alayım ustacığım. Ayva ustam böyle bakabilirsin. Şu simidi beraber bağlayalım. Burgumu bu hemen. Bu şekilde pekmezle birlikte karıştırıyoruz. Hop bağlayalım. Yediriyoruz iyice pekmezi susama. Evet. Burgulu. Şöyle yapalım. Bir şöyle sağa, yaptık. Bir
Derya Hanım gelin bir simit yapalım. Gelin. Tamam. Gelin bir simit yapalım. Hemen hemen. Bak nasıl? Hamuru uzattık. Biri sağa biri sola. Hı? Tamam şöyle hop yakaladın ve başla, bağladın. Maşallah. Hadi bakalım. Nasıl? Şu an stajyerler izliyorlar nasıl? Bursa'dan. Sizin gibi ev hanımları. Tam 120 tane ev hanımı var. Hepsi simit yapıyor şu an. Bol bol. Gerçekten. Tamam. Yani yaptıklarını yiyorlar. Yani evet. Şöyle çeviriyorsun. Şöyle. Tamam. Yapar mıyız? Tamam. Şöyle. Tamam. İzleyemedim de şimdi izliyorum. Böyle mi? İyi de tutmuyorsun ki. Gidiyor gidiyor geri geliyor. Nasıl? Tamam. Böyle değil mi? He, sonra? Şefim çok iyi. Bak evet. böyle. Bak böyle. Tamam kaldım. Tamam tamam güzel. Ha. O pek olmadı sanki. Hiç olmadı mı? Bak bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hop. Remziye Sansarkan. Sansarkan doğru mu okuyorum? Diyarbakır'dan Remziye Sansarkan. Hayır, şifremizi bilmiş. Kendisini yayın sonrası arkadaşlarımız arayacak ve hediyenizi gönderecekler efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada takip ettiğiniz için şu anda yayını alamadık sizi ama şifreyi siz doğru bildiğiniz için hediyeyi siz kazanmış oldunuz. Biz şimdi bu ustacığım arada... burada bu işlem evet. Çok önemli. Evet. Bakın sevgili izleyiciler. Pekmezli normal suya batırıyor ustam. Sonra pekmezli susamlı karışımın içerisine atıyor. Evet. Bunlar burada yiyecek herhalde tabii, şey değil mi? Tabii bu şekilde böyle... şöyle susamla yiyebiliriz. Aslında hani çok da zor değilmiş dışarıda gördüğümüz o çıtır çıtır simitleri değil, yapmak. Zor değil tabii ki. Yapar mısınız evde artık? Ya bu kolay. Çok basit. Burgulu olmasa da olur sorun yok. Burgulu olmasa da olur. Ama bu kulak memesinden biraz daha yumuşak doğru mu? Evet biraz daha yumuşak olur. Bu biraz şey böyle sıcakta biraz, beklemiş kulak memesi. Biraz daha yumuşak olur. Yok, yanağımız kadar olsun. Olur mu? Olur. Olur. Yani şekil size kalmış. Bundan mesela kandil simiti olur mu aynı şekilde? Ya, o biraz daha sert mi olması gerekiyor? Onu susuz bir hamur yoğuruyoruz kandil simidi. Susuz hamur. Yağ oranı biraz daha fazla. Yağ oranı fazla. Yani fazla. Kurabiyeyi andırıyor aslında biraz. Kandilde onu da yapabiliriz. Kurabiyeyi andırıyor. İnşallah. O zaman kandilde yaparız. Evet. Şöyle atayım ben size. Evet. Bu suya atma işleminde zaten o dışındaki kırmızı yani çıtır çıtır rengi muhtemelen pekmez veriyor pekmez sevgili veriyor. İzleyiciler. 5 dakika. Evet. Bu arada istersen böreğimizi de pişirelim ustacığım. Su böreğini ben pişiririm da bir tane. Bunları nasıl pişireceğiz? Kaç derecede fırın tepsisinde mi yapacağız? Bunları 200 derecede fırın tepsisinde pişiyoruz ama biraz mayalanmasını bekliyoruz. Bir bu işlemden sonra bir maya daha istiyor mu? Tabii. Biraz daha böyle şu şekilde açıp ne kadar mayalanacak ustacığım? Ortalama yani oda sıcaklığında bir 20 dakika mayalanması yeterli. Zaten ona yeterli gelecektir. Fırında da kabarmam. Şöyle o zaman ben dizeyim. Dizeyim şöyle. Evet. Bakın simitlerimiz oldu sevgili izleyiciler. Burada oda sıcaklığında bir 20 dakika daha mayalanacak. Ondan sonra da 200 derecelik bir ön ısıtma yaptığımız fırında da kaç dakika pişirelim? Ortalama 12-13 dakikada 200 derecede pişecektir. Evet Derya Hanım yaptık mı? Yapıyorum. Evet 12-13 dakikada uzak, pişirdikten sonra çıtır çıtır simidimiz olacaktır sevgili izleyiciler. Evet. Bunu şekil tamamen size kalmış. Yani illa bu şekilde yapmanıza gerek yok. Farklı farklı da yapabilirsiniz. Tamam kıvırmayı şöyle yapalım o zaman. Beceremedim. Mesela, hayır bir dakika bir dakika. Yapayım. Şöyle yapalım. Mesela hamurumuz bu kadar uzattık. Şöyle ikiye keselim. Tamam kestik. Bir tanesini biraz şöyle uzatalım. Şöyle koyduk. Bunu da biraz uzatalım. Tamam. Şöyle. İkisini eşit yap ama. Tamam. Evet. Bakın değişik bir hamur tarifi. İkisi yan yana geldi. Bir hamuru ikiye böldüm ya. Ucunu şöyle tutalım. Tamam. Sonra şöyle çevirelim. Yavaş yavaş. Korkuttum beni. Tamam. Çevirdik. Sonra. Ben usta. Bu da oldu. Daha evet. Pratik bir yöntem herhalde. Daha kolay. Yapalım. Şuradan keselim. Evet, Derya Hanım yapıyor. Buyurun. İkisini eşit yapıyorduk. Tamam. Tek tek yapın. İkisi eşit. Evet. Tamam, yan yana. Bu arada su böreğimiz de pişiyor galiba. Alttan pişiyor. Şöyle yaptım. Evet, tamam. Tamam, şimdi? Tam uçlarından tutun. Uçlarından evet. Biri sağa biri sola. Şöyle. Evet, çevir çevir çevir. Tamam, şimdi böyle çeviriyorum. Çevir çevir çevir. İşte oldu ya, işte bu ya Derya Hanım. Bağlayalım. Tamam. En sonunda. İşte bu ya, tebrik ediyorum. Tamam. Ama bu suda açılabilir, suda açılabilir. Doğru mu Reis Usta? Evet, açılır suda. Suda açılabilir. Şurada biraz şey yap yani, hamuru tamam. Birbirine şöyle bir geçir. Sonra biraz da şöyle elinle, hop bu kadar. Tamam, evet. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl seviniyor? Vallahi. Evet, bir tane daha yapalım. Daha basitmiş. Bir tane daha yapalım. Buyurun, buyurun. Var mı aklı kesen yapmak isteyen? Ev hanımlarına her şeyi söyledik vallahi. Yalnız kaç dakikamız? Ayol ustam.
Hayvan ustamız. Evet, evet. Ya normalde... Of of of. Şey tepsi var mı tepsi? Hayvan usta aynı tepsi var mı? Onu boşaltalım. Tepsilerimiz herhalde hepsini kullandık ama... Onu biz artık şeyini ustacığım, istersen püf noktasını anlatalım. Hemen çevireceğim bir dakika. Buldum. Bulduysak hemen çevirelim, de, çevirelim. Altı bir görülen. Bizde çare çok. Allah bizi. Ama... Çevirebilecek miyiz? Hayvan ustam. Biraz sıcaktır bu kadar. Çevireyim mi? Çevireyim mi? Şimdi su böreği hep böyle şey... Ocaktan ocak pişer. Üzerinden pişer. Tabii biz genelde ocaktan fırında pişeriz. Fırında mı pişer? Fırında kurur. Fırında kurur. İçi hamur, sulu bir hamur ya. Yani. Fırında kurur. Yani esasında ocakta pişirmeniz çok daha iyi olur. Fırında pişirseniz olur, hiçbir şey olmaz. Hemen yiyecekseniz çevireyim mi? Hemen çevirelim. Bitti hemen mi? Çevirelim o zaman. Süremiz azaldı. Sevgili Hasan Usta herhalde bir daha bekliyoruz buraya. Daha yapacak çok işimiz var onunla. Var mı? Evet. Bismillah. Açıyorum. Oo, açıyorum. Muhteşem. Bismillah. Elin yanmasın, aman elin yanmasın. Ustanın eli yanmaz derler evet. Ya. O kadar. Şöyle gösterelim evet. Hakikaten. Bir alkış hak ettiler bence. Evet. Efendim, siz de böreğe inşallah doymuşsunuzdur bilgi olarak. Ve bu tariflerin hepsini evinizde deneyin, yapmaya çalışın. Sevgili Hasan Usta'nın da sosyal medyasından takip edin. Püf noktalarını sorun. Çünkü o da bizim gibi çok enerjik bir arkadaş. Hepsinde sizinle cevaplayacaktır, ediyoruz. Cevap verecektir. Biz geldiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Siz rekorunuzu kırdığınız için ustacığım sana gene ben seneye 6 metre 30 santim bekliyorum. İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı günler olsun. İyi günler.